Evet, çok değerli sürgeme eğitmenim, üstadım, değerli meslektaşlarım, aday mensuplarımız, hepinizi kurularım adına, Samsun Malümşel Odası kurular adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii salonda hissediyorum sizi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii mesleğimizin yoğun gündemi devam ediyor bu süre içerisinde. Az önce de sohbet aşamasında da bahsetmiştim. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan hatta yoğun geçiyor. Biz de tabii bu süre içerisinde de gündeme yönelik işte uzaktan, yakından eğitimleri yapmaya çalışıyoruz. Pandeminin el verdiği ölçüde. Daha önceleri tabii biz pandemi öncesinde salonlarımız sizin hocam İnci hocanın geldiği eğitimler olsun, Yalçın'ın olsun, İstanbul Odası ile alakalı söylüyorum. TÜMOB olsun. Salonlarımızı sığmadığımız eğitimler olurdu. Yani ayakta kalır ya da oturur yanlardı. Ama tabii pandemi bunların hepsini bitirdi. Ama şimdi tekrardan geçen hafta VDK bizdeydi. Paydaş buluşmaları kapsamında yapılan bir eğitim vardı. O eğitimde de seminer şeklinde meslektaşlarımızın katılımlarıyla bu eğitimi tamamladık. Yani muhasebe haftasını geride bıraktık. Bu sene biraz bir şeyler yapmaya çalıştık pandeminin el verdiği ölçüde ama gelecek yıllarda inşallah çok güzel etkinliklerle yine karşınızda, oda olarak karşınızda olmaya çalışacağız. Bu hafta tekrar bir eğitimle de oda danışma meclisimiz var. Meclis toplantımızı da Perşembe günü gerçekleştirip işte hafta sonunda Rize'de bir Karadeniz Başkanlar toplantısı var. Oraya katılacağız. Gündemimiz devam ediyor. Bizim oda olarak da etkinliklerimiz bu Evet. şekilde devam ediyor. Bu süre içerisinde tabii ben çok uzatmayacağım. Sadece iki konudan çok kısa bahsedeceğim. Bir tanesi bizim bu ticaret liselerindeki öğrencileri bir ofislerimizde istihdam edebilmemiz için bizden ustalık belgesi isteniyor idi. Bununla ilgili tabii gelişmeleri biz TÜMOBA'da ilettik. Yani buna böyle bir şeyin bizi rencide edeceğini, yani bizim ustalığımızı Halk Eğitim Merkezi'nin belirlemesinin saçma bir şey Çok olduğunu saçma bir şey, evet. anlattık. Evet. Onlar da bunu değerlendirdiler. TÜMOB da tabii ki genel başkan da bunun takipçisi. Hatta daha ötesi vardı bu işin içerisinde. Ustalık belgesi alanların büro açma yetkisi vardı. Bununla ilgili de TÜMOB gerekli girişimlerde bulundu. Çok kısa süre içerisinde ben 2 gün önce tekrar görüştüm TÜMOB'la, genel sekreterle. Birkaç gün içerisinde bununla ilgili çözüldüğünü olayın açıklama yapılacağını söylediler. Bu konuydu, belirtmek istediğim konuyu. Az daha bekleyelim, oralara başvuru yapmayalım değerli meslektaşlarım, onu söylemek istiyorum. Diğer konu da yine her toplantıda söylüyorum. Yani meslektaşlarımızın arasında bizim mesleğimizin sorunlarının başında haksız rekabet ve etik yönünden yaşadığımız sıkıntılar geliyor. Özellikle haksız rekabeti, tahsilat sorunundan da bahsediyoruz ama yani bize göre ilk başta gelen haksız rekabet, etik. Mutlaka birbirimize değer verelim, saygı duyalım diyorum meslektaşlarıma. Haksız rekabete yol açacak davranışlardan uzak duralım. Defter transferlerinde hala bu hafta da geldi bize bir takım sıkıntılar iletildi. Tabii bu şeyle de mücadele ediyoruz bir taraftan. Onu da tekrar belirteyim. Büro içerisinde bürolarla yani kayıt dışı çalışan maalesef meslektaşlarımız tarafından onlara çanak tutularak yapılan bir takım uygulamalar var. Birkaç gün önce gelen bir şikayet vardı. Onu da değerlendirdik. Bununla ilgili de işleme başladık. Yani elimizden geldiğince bu kayıt dışı çalışanlarla bu yasa çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama biz kendi aramızdaki kısmı en azından çözebiliriz. Birbirimizi defter transferlerinde, geçişlerinde birbirimizi arayarak mükellefle alakalı bilgilendirmeyi yaparak bu geçişi sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Birbirimize, mesleğimize de verdiğimiz değerin bir göstergesi olmuş olur bu. Ben çok tabii meslektaşlarım açısından Perşembe günü meclis toplantısında da daha geniş bir gündemle görüşeceğimiz için konular. Ben burada kısa kesmek istiyorum. Eğitim sonunda mutlaka sorular olursa hocamızla, üstadımızla bunlar değerlendirilecek. Canlı cevap verilecekler olur. Verilmeyecekler olursa da daha sonrasında size mail yoluyla Tabii. hocamızla irtibata geçerek sizlere döneriz. Bununla ilgili bilgilendirmeyi yaparız. Ben başarılı ve faydalı bir eğitim olması dileklerimle
Sözü üstadımız, hocamız Sayın Yemimi Ahmet Kavak üstadıma vermek istiyorum. Başarılar diliyorum hocam. Meslektaşlarıma da saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım, sevgi ve saygılarımla ben de konuya başlamadan önce TÜRMOB'un bir videosu var, 4,5 dakikalık. Ondan arkasından konumuza geçeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ekonomiye, mesleğe, meslek mensuplarına değer sunmak için sürekli çalışıyoruz. Ne çok şey sığdırdık şu 2 yıla pandemiye rağmen. Onlarca eğitim, onlarca webinar, el ele verdik, kendimize, işimize değer kattık. Düzenleyici kurumlarla olumlu ilişkiler geliştirdik. Mevzuat düzenlemelerinde görüşü sorulan, dikkate alınan bir kurum olarak sorumluluk yüklendik. Kamuoyuyla televizyonda, basında, dijital ortamda görüşlerimizi, bilgimizi, raporlarımızı ve önerilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Toplumsal raporlar hazırladık. Ekonomiyi, mesleğimizi, iş dünyasını ilgilendiren. Vergi düzenlemelerine ilişkin raporlar hazırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan vergi ile ilgili her konuda TÜRMOB olarak rapor hazırlayarak görüş ve önerilerimizi sunduk. Dördüncü dönem geçici vergi 7338 sayılı kanunla kaldırıldı. Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin bir ay öne çekilmesi, genel kurulda verilen bir önergeyle önlendi ve süreler değişmedi. Muhasebe programlarına sağlanan temel mükellefiyet bilgileri sorgulama hizmetleri GİBRE imzaladığımız bir protokolle TÜRMOB tarafından tüm muhasebe programlarına ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Artık sistem kesintilerinin yarattığı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Defter beyan sisteminde yaşanan darboğazın aşılması için idare ile yakın işbirliği içinde çalışıldı ve tebliğde önemli değişikliklerin yapılması sağlandı. Yıllarca mesleğimizde büyük sorun olan haksız rekabetin önlenmesinde yapılan çalışmalar sonucu e-birlik sistemi ile GİB sistemleri arasında karşılıklı doğrulama entegrasyonunu sağladık. Asgari ücret tarifesi yerine zaman esaslı ücret tarifesi, emek, iş yükü, hizmet maliyetleri ve katlanılan giderler dikkate alınarak hazırlandı. Saat ücret hesaplaması yapıldı ve son şekliyle Maliye Bakanlığı yetkililerine sunduk. Meslektaşlarımıza değer sunmaya devam ediyoruz. Gelir vergisinde 17 yıldır değişmeyen incelemesiz nakden iade sınırları 315 no'lu gelir vergisi genel tebliği ile değişti. Mücbir sebep tebliğinde ağır hastalık ve doğumun mücbir sebep hali olarak değerlendirilmesi için tebliğ yayınlattık. VDK ile birlikte mesleki sorumluluk sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarını başlattık. Hedefimiz, meslek mensubunun eylemiyle ortaya çıkan vergi ziyağı arasındaki illiyet bağının somutlaştırılması ve soyut dayanaklarla sorumluluk yazılmasının önlenmesidir. İş dünyası ve muhasebe camiasının enflasyon düzeyini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olduk. Mevzuatın takibi için üyelerimizi hiçbir külfete sokmadan TÜRMOB web sayfasını referans ve başvuru kaynağına dönüştürdük. Mevzuat sirkülerleri, açıklamalar ve uzman yorumlarıyla tüm üyelerimize hizmetlerinde ışık tutuyor. Kariyer merkezimizle meslektaşlarımızı ve aday meslektaşlarımızı iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Banka maaş entegrasyonu ve e-devlet entegrasyonuyla entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası meslek kuruluşlarının raporları, gündemleri ve üyelerimizin işine değer katacak bilgileri bültenlerle paylaşmaya devam ediyoruz. TÜRMOB ofis yönetimi programıyla ofis çalışmalarımızı kanunlar, yönetmelikler, standartlar, etik kurallar açısından denetleyerek çalışma standardı oluşturmak, ofis faaliyetlerimizi daha kolay bir şekilde yerine getirmek ve hizmet kalitemizi artırmak üzere bu yazılımımız hizmetinize hazır. Ülkemiz için, mesleğimiz için, meslek mensuplarımız için değer üretmeye ve sunmaya devam ediyoruz. TÜRMOB, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. Ekonomiye, mesleğe... Değerli meslektaşlarım,
2021 yılında elde edilen gelirlerin gerçek kişiler tarafından beyan edilmesiyle ilgili bir kısım özellik arz eden durumları birlikte değerlendireceğiz. Tabii gelir vergisi kanunumuzun birinci maddesinden başlamak suretiyle gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarıdır. Buradaki özellik gerçek kişinin olması, bir takvim yılı esasında elde edilen gelir olması ve vergiye tabi gelirin ise safi tutarı, yani harcamalar giderlerden arta kalan kısımdır. Gelir vergisi kanunumuzun ikinci maddesinde belirtilen gelir unsurları ise 7 tane sayılmıştır. Ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar olarak da 7 grupta toplamış oluyoruz. Burada gelir vergisi uygulamasında kazanç nedir, irat nedir, muafiyet ve istinadan da birer cümleyle bahsetmemiz gerekecek. Emeğin daha yoğun olduğu faaliyetler sonucu elde edilen gelirlere biz kazanç diyoruz. Zirai kazanç, ticari kazanç olduğu gibi veya serbest meslek kazancı olduğu gibi. İkincisi ise emekten ziyade sahip olunan nakdi ve aynı sermaye karşılığında elde edilen gelirlere de biz ne diyoruz? İrat diyoruz. Bankadaki mevduatımızın karşılığında elde ettiğimiz faiz geliri veya gayrimenkulümüzü kiraya vermek karşılığında elde ettiğimiz kira gelirinde olduğu gibi. Muafiyet dediğimiz zaman mükellefin kendisinin vergi dışı bırakılması, esnaf muafiyetinde olduğu gibi, istisna ise kazancın veya iradın kanunda belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla belirli bir kısmının vergi dışı bırakılması olaraktan tanımlayabiliriz. Gelir vergisinde en önemli uygulamalardan bir tanesinde vergiyi doğuran olay ya da kazanç ne zaman doğmuş olur, ne zaman vergiye tabidir? Bununla ilgili açıklamalarımızı hemen aynı gelir grupları itibariyle söyleyebilirim. Ticari kazançta tahakkuk esastır. Faturayı düzenlediğimiz anda gelir doğar ve vergiye tabidir. Ancak bunun bir istisnası var. Peşin vaktinden kestiğimiz bir faturada belirtilen emtia ve hizmetin maliyet henüz oluşmamışsa o takdirde bunu biz gelir yazmıyoruz. Ne yapıyoruz? Peşin tahsil edilen gelirler hesabına koyuyoruz. O faturada belirtilen malın veya hizmetin maliyeti oluştuğu vergilendirme döneminde ise o hesabı kapataraktan 600 dönemin hasılatına kaydetmiş oluyoruz. Zirai kazançta aynı şekilde tahakkuk esası, serbest meslek kazancına tahsil esası. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu serbest meslek kazancı. Düzenlendiği ayla ilgili makbuzu düzenleyip KDV'yi beyan ediyoruz ama maalesef eğer o ücreti meslek kazancımızı tahsil etmemişsek kesinlikle gelir kaydetmiyoruz. Ancak serbest meslek kazancı ile Danıştay'ın verdiği bir karar var. Oldukça riskli bir karar ama bir tane karar. O da şu: makbuz, serbest meslek makbuzu paranın tahsis edildiği anlamına geldiğini vurgulamıştır. Ve dolayısıyla ben birçok defalarda gerek eğitimlerde gerekse Maliye Bakanlığı yaptığımız görüşmelerde vergi usul kanunundaki serbest meslek makbuzunun adının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurguladık. Ama bugüne kadar böyle bir değişiklik söz konusu olmadı. Dolayısıyla tahsil etmediğimiz sürece makbuzu da düzenlesek gelir olaraktan kayıt yapmıyoruz. Sadece katma değer vergisini faturayı düzenlediğimiz ayla ilgili katma değer vergisi beyannamesine beyan edip ödüyoruz. Ücretlerde hukuken talep edilebilir hale gelmesi, ayın sonunun oluşması hukuken talep edilebilir hale geldiği anlamına gelir. Ancak işletme sahibi bunları gider kaydetmek üzere personellik alacaklı kılmak üzere bir kayıt atmışsa o takdirde o ücret tevkifata tabidir. Yani vergi doğuran olay meydana gelmiştir. Menkul sermaye iratlarına tahsil esasıdır. Eğer bankadaki faizin vadesi dolmamışsa ne yapıyoruz? Biz bunu gelir kaydetmiyoruz. Ancak bunun bir istisnası var. Hemen söyleyeyim. O da vadeli mevduatımız 2022'ye taşmışsa hesabımızdaki vade tarihi, o takdirde ne yapıyoruz? 31.12.2021 tarihi itibariyle tahakkuk esası gereğince bankadaki mevduatımızın vadesini 31.12'ye çekmek suretiyle tahakkuk esasına göre mevduat faizini ne yapıyoruz? Gelir kaydediyoruz. Aynı şekilde
Bankadan kullandığımız bir kredinin vadesi 2022 olsa bile 31.12.2021 tarihi itibariyle o tarihi itibariyle ödememiz gereken banka faizini de taahhüt hesabı gider yazıyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmediği sürece gider yazılması söz konusu olmadığında hatırlatmak isterim. Evet, tabii menkul sermayede tahsil esası bakarsak eğer bu iki istihdaya baktığımız zaman oldukça değişik bir uygulama olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla menkul sermaye iratlarında kanun gereği tahsil esasının bir istisnası olaraktan bu iki uygulamayı belirtmiş oluyoruz. Gayrimenkul sermaye iratları tahsil esasıdır. Eğer kiraya verdiğiniz yerde kira geliri almamışsanız, size ödeme yapılmamışsa gayrimenkul sermaye iradı beyan etmiyoruz. Ancak eğer kiraya verdiğimiz iş yeri ise o takdirde tevkifat yapılmış olsa bile gelir elde edilmediği sürece beyanname verilmez. Bunun bir istisnası var tabii. Birden fazla yılın kira gelirini peşin tahsil ettiğimiz takdirde o takdirde her yılın kirası ilgili yılda beyan edilmek zorundadır. Ancak ölüm veya memleketi terk edilmesi halinde ise henüz yılı gelmemiş olan peşin tahsil ettiğimiz kira gelirleri mükellefiyetin ortadan kalkma sebebinin bulunduğu vergilendirme döneminde beyan etmek zorunda oluyoruz. Son gelir unsurumuz ise eğer kazanç ve ihratlarda kazanç ve ihrada göre tahakkuk esası veya tahsil esası geçerli. Bunun bir örneğini verelim. Eğer biz arizi ticari kazanç elde etmişsek tahakkuk esası, arizi serbest meslek kazancı elde etmişsek tahsil esasına bağlı olacaktır. Evet, gelir vergisi kanunumuzun 16. maddesiyle devam ediyoruz. Tabii kazanç ve ihratlardaki istisnalar ana başlığı altında. Tüm istisnaları bu kapsamda burada örnekleriyle beraber açıklamaya çalışacağım. Ücret istisnası, yabancı elçilik ve konsolosluk'un diplomat muaflığı kapsamına girmeyen memurları ile hizmetlerin yalnız bu işlerin elçileri kazançlar nedeniyle karşılıklı olmak kaydıyla, mütekabiliyet kaydıyla vergiye tabi değildir. Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Konsolosluklar ve elçilikler, yabancı elçilik ve konsolosluklar, hizmet erbabını yaptıkları ödemelerden gelir vergisi kanunumuzun 94. maddesi kapsamında tevkifat yapma sorumluluğu olmadığı için bu tür yerlerde çalışan Türk işçileri, Türk hizmet erbabı, Türk vatandaşları bu yerlerden aldıkları ücretleri için 2021 gelirlerini bu ay içerisinde verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesine beyan etmeleri ve asgari geçim indirimi de uygulamaları gerektiğinde hatırlatmak isterim. Serbest meslek kazanç istisnası 18. maddemizde kanunda belirtilen müellif, mütercim, heykeltir, ressam, bestekar gibi sayılan kişilerin 2021 yılında elde ettikleri mesleki kazançlarının toplamı 650 bin lirayı geçmemiş olmak kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak bu hizmetlerin karşılığında ödeme yapanların vergi mükellefi olmaları durumunda serbest meslek erbabına yapılan ödemelerden gelir vergisi kanunumuzun 94. maddesi kapsamında %17 oranında tevkifat yapılmaktadır ve bu tevkifat nihai vergidir. Ancak toplam gelirin tutarı 650 bini geçerse o takdirde bu serbest meslek istisnasından yararlanması söz konusu olmayacak. Tamamı üzerinden yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek ve tabii giderleri varsa bunları kanıtlamak şartıyla düşebilecek ve safi kazanç üzerinden 103. maddedeki tarife uygulanmak üzere vergisi hesaplanacak ve kendisinden kesilen %17 vergiler ise mahsup edilmek suretiyle kalan kısım iki eşit taksitle ödenecektir. Serbest meslek kazanç istisnasında 650 bin liralık sınır burada diğer
sonra biraz anlatacağım yerlerde olduğu gibi bir beyan sınırıdır. Ama burada 650 bin liraya kadar hem beyan sınırı hem de bir istisna olaraktan dikkate alabiliriz. Serbest meslek kazançları ile ilgili iki tane bir örnek vereceğim burada. Müellifin yazdığı kitapların birini basım ve dağıtımı 3 yıl süreyle basım evine 600 bin lira karşılığında 25.8.2021 tarihinde sözleşmeyle devretmiştir. Dolayısıyla 2021 yılında basım evinden alınan 600 bin lira üzerinden basım evi 102 bin lira gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır %17 oranında. Müellifin aldığı rakam 650 bini geçmediği için istisnadır ve kendisinden kesilen 102 bin lira vergi de nihai vergi olaraktan kalacaktır. Evet. Serbest meslek kazanç nazarı ikinci bir örnek veriyoruz. Bir yazar 2020 yılında yazdığı bir roman karşılığında 2021 yılında şuradaki rakamı tam göremiyorum. 605 bin lira çeşitli dergilerde yayınlandığı makaleler karşılığında 50 bin liralık bir telif ücreti almış olursa toplamı 655 bin lira olduğu için ne yapıyoruz? Bu serbest meslek mensubu istinadan yararlanmıyor. Tamamını beyanname vermek suretiyle hesaplanan vergiden ise %17 kesildiği mahsup ettikten sonra aradaki farkı iki eşit taksitle ödemek durumunda kalıyor. Tabii burada belki şunu da söyleyebiliriz. Müellifin katma değer vergisi mükellefiyeti yoksa o takdirde ödemeyi yapanlar aynı zamanda katma değeri de kesinti yoluyla almak suretiyle mali ödemek durumunda olduklarını da burada belirtmiş olalım. Kreş ve gündüz bakım evleri ile eğitim öğretim işletmelerinde kazanç istisnası. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu bu sayılan işletmelerin faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi kazançları vergiden istisnadır. Ancak istisna kazançları için beyanname verilmese bile buradaki 5 yıllık sürenin takibi bakımından mutlaka bu faaliyetlerde bulunan kişiler yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler ve beyannamede istisna kazancı göstermek suretiyle matrahsız beyannamede bulunacaklar. Eğer başka gelirleri varsa sadece onlar üzerinden vergilendirilmiş olacaktır. Bunu da bir örnekle açıklamak istersek 2018 yılında faaliyete geçen anaokulu işletme elde edilen kazançlar 2018'den 19, 20, 21 ve 22 dönemlerinde gelir vergisine tabi tutulmayacak. Ancak beyanname verecekler dediğim gibi. 2023'ten itibaren de bu kazanç istisnası 5 yıllık süreye dolduğu için de ne yapacaklar? Beyan edip vergisini ödeyecekler. Bir başka örnek verelim. Bu tür işletmelerin devredilmesi halinde devir tarihine kadar olan istisnadan devreden gerçek kişiler devir tarihinden sonraki sürede kıs dönem takvim yılı veya varsa daha henüz bitmemiş yıllar varsa onların da istisnasından devralan gerçek kişiler yer alacaklar. Örneğimize verirsek 2018'de faaliyete geçen anaokulu 1.6.2021 tarihinde bir üçüncü kişiye devredilmiş halinde o zaman ne yapıyoruz? Devreden Ocak ve Mayıs 2021 kıs dönem istisnasından yararlanacak. Devralan Haziran 2021'den Aralık 2021'e kadar olan kısımdan yararlandığı gibi süre 2022 yılında daha bir yıllık süre kaldığı için de 2022 yılından tam olarak bu kişi istisnadan yararlanmış olacak. 2023'ten itibaren 5 süre dolduğu için vergi ödemeye devam edecekler. Evet, bir başka bir örnek veriyoruz. 2016 yılında faaliyete geçen orta öğretim özel okulunun işletilmesi 2021 yılında 220 bin lira ticari kazanç elde etmiş. Market işletmeden dolayı 355 bin lira ticari kazanç elde etmişti. Tabii 2016'dan başladığı için 5 yıllık süreyi açtığı için ne yapıyoruz? Hem okul işletmeden elde edilen gelir ile market işletmeden elde edilen 355 bin lira toplamı 575 bin lira beyan edilip vergileri ödenecektir. Tabii geçici vergi ödenmişse veya tevkifli herhangi bir vergi varsa burada da bunları da ne yapacağız? Hesaplanan vergiden mahsup edecek. Evet, bir başka istisnamız genç girişimcilere kazanç istisnası mükerrer madde 20.
Bunu çok kısa hemen söylemek istiyorum. 29 yaşını aşmamış ve ilk defa ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunmak üzere mükellefiyet tesis ettirenler, kanunda yazılı diğer koşulları da yerine getirmiş olmaları kaydıyla 3 yıl süreyle her yıl elde ettikleri kazancın 75 bin liralık kısmı vergiden istisnadır. Dolayısıyla genç girişimci kazanç istisnasının uygulaması da yine aynı şekilde yıllık beyanname vereceğiz. Beyanname üzerinde bu 75 bin istisnayı düşmek zorunda olacağız. Evet. Dolayısıyla her yıl 75 bin lira olmak üzere istisnamızı uygulayacağız. Evet, tabii burada hemen geri dönelim. Burada bir şey ifade etmek isterim. Slide'ı geri alamadım ama eğer ki birden fazla kişi 29 yaşında olmak kaydı ile birden fazla kişi de bir yeni bir iş açıp ve aynı zamanda ilk defa mükellefi tesis ettirmeleri halinde bu şekilde oluşan ortaklıkta da her biri ayrı ayrı 75 bin liralık isnadan yararlanmış olacak. Tabii ki bir işletmeyi devreye alıyorsak, tabii kanunda diğer şartlar demişim. Mesela 29 yaşında olmamakla beraber bir şirkete ortak olmuşsa veya bir işletmeyi devralmış, özür dilerim, devralmışsa bu kişiler ilk defa ve 29 yaşını geçmemiş olmasına rağmen istisnadan yararlanmaları söz konusu olmayacak. Evet, bunu bir örnek yardımıyla yapalım. Şartları haiz olan 23-2020 tane ticari faaliyete başlamış ve süresi içinde vergi dersi müraciye ederek mükellefiyet tesis ettirmiş. 2020 yılında 50.500 lira, 2021 yılında 75.800 lira, 2022 yılında 125.000 lira ve 2023'te de 185'te ticari kazanç elde etmiştir. Görüyoruz 3 yıllık süre için 2020'deki 50.500 lira 75'in altında kaldığı için tamamı vergiden istisna. 2021 yılında elde edilen 75.800 liranın 75.000 lirası istisna, 800 bin lira üzerinden vergi ödemek zorunda kalacak. 2022'de 125 bin lira, 75 bin lira düştükten sonra kalan 50 bin lira üzerinden vergi ödeyecek. 2023'te bu isnadın uygulanması söz konusu olmadığı için elde edilen 185 bin lira ticari kazancın tamamı üzerinden vergiye tabi tutulacak. Hocam şeyinizi bozmak istemiyorum ama Tabii. sadece bir bu konuyla alakalı. Tabii. Şirkete ortak olursa dediniz. Şirkete ortak olma durumu şeyi Yani bozuyor mu? adi Şirkete ortaklık bakışı. demek istedim. Adi Ha, tamam. ortaklık. Ha, tabii adi ortaklık. Tabii Tamam. şirket değil. Adi Tamam. ortaklık. Heh, onu Yani şey yapalım. istisna uygulamasının gerekli olması için her bir ortağın gerçek kişinin de 29 yaşını aşmaması ve diğer koşullara uyum olması gerektiğini söylemek istedim. Evet. Gayrimenkul sermaye irade istisnası 21. madde. Bu çok enteresan bir istisnadır. Binalarını mesken olarak kiraya verenlerin 2021 yılında elde ettikleri kazancın 7 bin lirası istisnadır. Ama hemen arkasından bu istisnanın uygulanmaması için gerekli başka şartlar konulmuş. Ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle beyanname verenler bir kere bu istisnadan yararlanamıyorlar. Bu bir. İkincisi, elde edilen kira gelirinin 7 bin liralık istisna sınırını aşmış olmak kaydı ile bu kira geliri de dahil olmak üzere beyanat dahil olsun veya olmasın. Herhangi bir gelir elde etmişlerse ve eldikleri bu gelir de gelir vergisi kanunu 103. maddedeki 3. gelir diliminde ücretler için belirlenmiş olan 190 bin liraya geçmiyor ise, pardon özür dilerim, geçiyor ise o takdirde bu kişilerde bu istisnadan yararlanamayacaklar. Dolayısıyla bu kadar zaman kaybetmemize gerek yok diyoruz. Gayrimenkul sermaye irade istisnasını Maliye Bakanlığı ortadan kaldırması öneriyoruz. Çünkü bir istisnanın uygulanmaması için bu kadar şartın ortaya konulması gerçekten çok ilginç. Zaten 6. 7 bin lira. Evet. Gayrimenkul sermaye irade ile ilgili örneklerimize geçersek 2021 yılında
Mesken kirası gelir elde eden, 27 bin lira elde eden gerçek kişi %15 götürü gideri seçmişse 27 bin liradan önce 7 bin lira istinayı düşüyoruz. Kalan 20 bin lira üzerinden %15 götürü gideri uyguluyoruz. Hemen burada ifade etmek isterim ki istisna tutarları üzerinden herhangi bir indirim gider yapılması söz konusu olmadığı için kira gelirinin 849 TL'ye telefon faturası gelmiş. Safi kazancı belirtiyoruz ve bu safi kazan üzerinden %15 götürü giderimiz 3 bin lira uyguluyoruz. Kalan 17 bin lira üzerinden %15 hesabıyla 2550 lira vergi ödemiş oluruz. İkinci örneğimizde aynı şekilde 2021 yılında 22.500 lira ticari kazanç elde etmiş. 3.500 lira mesken kirası elde etmiş. Ancak ticari kazanç elde ettiği için arkadaşlar burada istisna uygulamamız söz konusu olmayacak. Sadece ve sadece 3.500 lira için ne olacak? %15 götür giderim. Dolayısıyla hocam Hava Hanım'ın sesi karışıyor. Hava Hanım sesi kapatabilir misiniz? Tamam. Hava Hanım. Sana bir sorayım dedim, belki vardır. Ya yönetim varsa sesleri kapatabilecek tamam. Teknik ekip. Beni burada duymuyor, yok. Bizi kendisi. Evet. Kendisi duymuyor bizi. Sizin şeyinizi bozuyor. Evet. Hocam ondan tabii dolayı müdahale etmek durumunda kalın. Hava Hanım bizi duymuyor. Tamam herhalde. Tamam. Yok. Evet, dolayısıyla 22.500 lira ticari kazancımız, 3.500 lira kira gelirimizi topluyoruz, 26.000 lira. 3.500 liralık kira gelirinden %15 götürü gider düşüyoruz, 525 lira, 25.475 lira üzerinden vergimizi ödüyoruz. Yani İş Bankası 2 milyon daha mı artıracak? Ben Hava Hanım'ı telefonla arayacağım hocam. Tamam, ben kapattım. Kapatabiliyorsanız kapatabildim, becerebildim, becerdim. Tamam, tamam o zaman sorun evet. Yok. Tamam hocam. Tamam. Yine dördüncü bir örnek veriyoruz. 2021 yılında 7.750 lira mesken kirası elde edilen ve bir kamu kurumunda memur olarak çalışan kişi yıllık ücreti de 85.100 lira olmuş. Bu kişi yıllık gelir vergisi beyannamesi, kira gelir için beyanname vermesi gerektiği halde ya 750 lira önemli değil demiş ve beyanname vermemiş olmuş. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? İdare bunu tespit ettiği zaman kira gelirinin istisnayı aşan kısmı da gelir elde edilmiş beyanname verilmemişse ne yazık ki istisnadan faydalanamıyor. İdare bu tespiti yaptıktan sonra 7.750 lira üzerinden %15 götürü gider düşüyor. 6.587.50 kuruş üzerinden vergiyi hesaplıyor. 988 lira 12 kuruş ve vergi ziyan cezası kesmek suretiyle 982 lira bu tahsil şeyi vergi ve cezayı mükelleften tahsil ediyoruz. Dolayısıyla hemen uyarmamız lazım. 7.001 lira bile olsa istinadan yararlanmak için mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme zorunluluğu da burada belirtmek isterim. Gene gayrimenkul sermaye iradının belirlenen 21. maddemizde dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Bunları zaten biliyoruz ama burada tekrarlamakta belki yarar olabilir. Kiraya verilen konutlarda yani gerçek giderle de dikkate edebiliriz. Kiraya verilen konutlarda önce istina uygulanır ve gerçek giderlerin istinayı isabet eden kısmı indirimde dikkate alınır. Burada eğer bir mükellef gerçek gideri seçmişse o takdirde ne yapıyoruz? Önce istisnayı uyguluyoruz. Kalan kısma toplam gelir için yaptığımız harcamanın vergiye tabi olan kısmına isabet eden gider kısmını belirliyoruz ve onu da ne yapıyoruz? Aşağıda indirmiş oluyoruz. Bunun örneğini ileride göreceğiz. Kısmen kiraya verilen gayrimenkul yapılan gerçek giderler kiraya verilen kısma isabet eden kısımdan indirilecektir. Eğer siz bir yıllık kira bedeli kirayı 6 aylık almışsanız ve yıllık kira masraf yapmışsanız tabii ki kira kısmına isabetten gidere ancak düşebileceğiz. Kiraya verilen mal ve haklar için sarf olunan borçların faizleri giderek dikkate alabiliyoruz. Konut olarak kiraya tabii burada dikkat edilmesi gereken konu eğer bir konut almak için bankadan kredi kullanmışsak bu kredi karşılığında faiz ödüyorsak ama aldığımız bu konutu krediyle aldığımız konutu kiraya vermemişsek banka faizlerini başka kiralardan düşmemiz söz konusu değildir. Yani kredi faizi ödediğimiz
durumda o gayrimenkulü mutlaka kiraya vermiş olmamız şartı var. Evet, burada bir başka örnek var, şey var, bilgi var. Konut olarak kiraya verilen sadece bir daire veya evin iktisaptan itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin %5 oranında gideri ne yapıyoruz? İndirebiliyoruz. Konutların kiraya verilen ödemiş oldukları konut kirasını aldıkları en yüksek kira bedelini indirebilirler. Burada dikkat etmemiz lazım. Kanun yazımı farklı, uygulama farklı. Hemen söylüyorum. Gayrimenkulleri kiraya verenler aldıkları kira gelirlerinden konut olaraktan kiraladıkları yerin kira bedelinin düşebilirler. Ancak birden fazla meskene sahip olanlar en yüksek kira geliri elde ettikleri kiradan ödedikleri kiraya düşebilirler. Aksi takdirde bu Danıştay'ın bir kararı var. Dolayısıyla buradaki kanun yazım tekniği ile bizim uygulama tekniğimiz arasında küçük bir nüans fark var. Dolayısıyla birden fazla meskeni olanlar ile tek meskeni olup kirada oturanlara adalet sağlamak amacıyla Danıştay'ın verdiği bir karar üzerine bu uygulama devam ediliyor. Evet. Konutları kiraya ve gelir vergisi 74. madde yazılı giderleri de belgeyle bağlamak şartıyla indirebiliyor. Yani gayrimenkul sermaye iradı sahipleri gerçek gider usulünü seçtikleri takdirde yapmış oldukları harcamalara ilişkin belgeleri 5 yıl süreyle muhafaza ve etmek ve ibraz gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar. Evet, burada genel bir açıklama daha yapacağım. Eğer bir gayrimenkule birden fazla kişi sahip ise her kişi mesken kirası söylüyorum her biri ayrı ayrı 7000 lira isnadan yararlanır. Bu bir. İkincisi kira geliri ister 12 aylık olsun ister 6 aylık olsun istisna 7000 lira olaraktan aynen uygulanır. Kira gelirini birden fazla gerçek kişi elde etmişse bir kısmı %15 götürü gideri, bir kısmı gerçek gideri uygulayabilir. Tabii götürü gideri seçenler ise 2 yıl süreyle bu uygulamadan vazgeçmeyeceklerini de burada hatırlatmak isterim. Evet, demin anlatmıştım. Gerçek giderin formülü de aşağıda belirttiği üzere ne yapıyoruz? İstisnaya isabet eden gideri bulmak için gerçek gider toplamı çarpı isnat tutarı bölü elde edilen gayrimenkul sermayenin tamamı. Eğer bu formül yerine biz beyan ettiğimiz gelire isabetten gider kısmını gerçek gideri bulmak istiyorsak o zaman formülü şöyle düzenliyoruz. Gerçek gider toplamı istisnat sonrası kalan gayrimenkul sermaye iradı bölü elde edilen gayrimenkul sermaye iradı olaraktan bu formülümüzle işimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, örnekler veriyoruz. 2021 yılında kiraya verilen iki meskenden 106 bin lira kira geliri elde eden gerçek gider usulünü seçen tercih eden kişi yasaya uygun olarak 35.300 liralık gerçek gider yapmış ve bunun belgeleri saklamıştır. Mesken kirası 106 bin lira. Önce 7 bin isnayı düşüyoruz toplamda. Hemen burada hatırlatmak isterim. Birden fazla meskeni kiraya versek de uygulayacağımız isna sadece 7 bin liradır. 2. Birden fazla mesken kirasını 2020'de 19'da elde etmemişiz, ödenmemiş. 2021'de ödenmişse 3 yıllık ya da 2 yıllık kira bedelinden sadece ve sadece 2021 yılında uygulanan istisnayı düşmüş oluyoruz. Evet, mesken kirası 106 bin liradan 7 bin lira düşüyoruz. Kalan 99 bin lira oluyor ve bizim yaptığımız gerçek harcama 35.300 lira olması nedeniyle ki bu 106 bin lira karşılığı yapılmıştır. Biz ne yapıyoruz? 99 bin lira isabetten giderimizi de 32.969 lira hesaplamak suretiyle giderimizde gerçek giderimizi düşüyoruz. 66.031 lira üzerinden ne yapıyoruz? Vergi hesaplanması yapılmış olacaktır. Evet, geldik 22. maddemizdeki istisna. Hemen burada dikkatimizi çeken iki konu var. Birincisi, yapılan yeni düzenlemeye göre eskiden tek primli sigorta işletmelerinde elde edilen gelirin tamamı vergiye tabi değilken yapılan son düzenlemede ise sigorta süresi en az 10 yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisine isnat edilmiş. Dolayısıyla buradaki süremiz artık 10 yıl olacaktır. Tabii ki bu 10 yıl sürede prim ödemiş olmak kaydı ile
bu dönem sonucunda emekli olmak ya da toplu ödeme yapılırsa herhangi bir verginin kesilmesi söz konusu olmayacaktır. Tabii ki kısa yönden 10 yıl sürede olmadan ayrılmışsa o zaman bu ödemelerin nemalarından dolayı elde edilen gelirlerden ne yapacağız? %15 oranında tevkifat öngöreceğiz. Evet. İkinci uygulamamız ise, bu çok önemli arkadaşlar, tam mükellefe tabi olan kurumlardan gerçek kişiler tarafından elde edilen kar paylarının brüt tutarından %50'sini istisna tutuyoruz 22. madde kapsamında. Geri kalan %50'si 53 bin liralık beyan sınırını aşıyor ise beyanname veriyoruz. Ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden ise dikkat, alınan kar payının tamamından kesilen %15 oranındaki vergi mahsubudur. Biliyorsunuz 12. ayda %15 vergi oranını kar dağıtımında %10'a indirdi. Buna da dikkat edin ama örneklerimizde biz hep %15 vergi ödenmiş gibi örneklerimizi o şekilde sağlamış olduk. Dolayısıyla burada önemli olan iki konu var. Birincisi, tam mükellefiyete tabi olan kurumlardan alınan kar payları brütleştirilecek. %50'si vergi dışı bırakalım. Geri kalan %50'si beyan edilirse, 53'ü geçerse hesaplanan vergiden ise kar payının tamamından kesilen vergiyi mahsup edeceğiz. Bu da şunu gösterir ki yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyen gelirler üzerinden, kar payı üzerinden kesilen vergide ne yapıyoruz? Mahsup ediyoruz. Bu da ne oluyor? Beyannamede beyan edilmeyen gelirlerden kesilen vergilerin mahsup edilmeme ilkesinin bir istisnası olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hemen örneğe bakarsak, tam mükellef anonim şirketinden 2021 yılında 51 bin lira kar payı almış bir gerçek kişi. Bu kar payını kurum öderken de %15 olan 9 bin lira tevkifat yapmışsa biz ne yapıyoruz? 51 bin artı 9 bin lira ne yapıyoruz? 60 bin lira oradan beyan ediyoruz. %50'sini istisna tutuyoruz. Geri kalan %50'si 86. maddede belirtilen 53 bin liralık beyan sınırını geçmediği için ne yapıyoruz? Bu geliri beyannameye dahil etmiyoruz. Kar payının üzerinden kesilen %15 vergi nihai vergi olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka örnek verirsek, yine tam mükellef anonim şirketinden 2021 yılında 637.500 lira kar payı almış olan ve bu kar payı kurum tarafı ödenmesi sırasında 112.500 lira vergi kesilmiş. Brütü 750 bin liradır. Bunun %50'si 375 lira istinadır. Geri kalan 375 lira vergiye tabidir. Hesaplanan 115.900 lira vergiden ise ne yapıyoruz? Kar payının tamamından 112.500 lira tevkifatı mahsup ediyoruz. Kalan 3.440 lira vergiyi de iki taksitte, paramız varsa tek taksitte ödemiş oluyoruz. Bir başka örnek verirsek, bu çok önemli arkadaşlar. Burayı açıklama yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kar dağıtımı yapan şirketlerin mutlaka ve mutlaka kurumlar vergisi kanunumuzun, özür dilerim, gelir vergisi kanunumuzun geçici 62. maddesini mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekir. Çünkü burada 98 ve öncesi yıllardan elde edilen kazançların vergiye tabi olmayacağı belirlenmiş. Artı istisna kazançlar nedeniyle eğer bir kar payı dağıtılmışsa dağıtılan kar payından kar payı elde eden gerçek kişiler almış oldukları kar payının net tutarının 1/9'unu aldıkları kar payına ilave edecekler. %50'sini istisna edecekler. Geri kalan %50'si 53 bin liralık beyan sınırını geçtiği takdirde beyan edecekler. Ve hesaplanan vergiden ise ne yapıyoruz? Beyan ettiğimiz kar payının 1/5'i oranında tevkifat gibi bunu düşüyoruz. Çünkü kanunda bu şekilde belirlenmiş. Hemen bunu da geçiyorum ileriye. Yatırım indirimi istisnası uygulamasında gelir vergisi kanunumuzun geçici 61. maddesi gereğince yararlanan
yatırım indirim istinası üzerinden 19.8 stopaj yapılıyordu biliyorsunuz. İşte bu 19.8 stopajın ilgili geçici 61. maddesinde bu verginin hiçbir şekilde hiçbir yerde mahsup edilemeyeceği hükmü vardı. İşte bu şekilde kar payının beyan edilmesi halinde 1/9 ekleyerek %50'sini vergi dışı bırakıyoruz. Kalan %50'si 53.000 beyan sınırı geçmesi halinde ne yapıyoruz? İşte 19.8 stopaja tekabül eden gelire isabet eden 1/5 vergiyi tevkifat gibi burada mahsup etmiş oluyor. Dolayısıyla geçici 62. madde uygulamasında veya meslektaşlarımıza kar payı beyanında bulunan müşterilerimize şunu sormalıyız. 62. madde kapsamında bu hangi yılın geliri olduğunu, dağıtılan kar olduğunu, istisnadan mı yoksa normal kurum kazancından mı dağıtılmış olduğunu bilmemiz lazım. Zaten ben de bunu geçici 62. madde uygulaması çıktığı zaman Maliye Bakanı'ndan şu düzenlemeyi de beklerdim. Kar dağıtan şirketlerin dağıttıkları kar payları dağıtım listesinde hangi yılın geliri olduğunu, hangi döneme ait olduğunu ve bu kazancın istisnadan mı ya da kurum kazancından mı olduğunun mutlaka açıklaması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla siz müşterilerimize bu şekilde kar beyan edenlerin, kar payı beyan eden müşterilerimize mutlaka sormalıyız. Elde edilen bu kazancın istinadan mı, hangi döneme ait olduğunu sormalıyız ki beyannamemizi yanlış düzenlememiş olalım. Buradaki örneğimizde alınan 126 bin lira İstinadan yararlanan kazanç olduğu için ne yapıyoruz? Bu 126 bin liranın 1/9'u olan 14 bin lirayı ilave ediyoruz ve 140 bin lira olarak hesaplıyoruz. 140 bin liranın yarısı 70 bin liraya istinad düşüyoruz. Geri kalan 70 bin liralık %53 bin liralık beyan sınırını 70 bin lira geçtiği için ne yapıyoruz? Beyan ediyoruz ve bunun üzerine hesaplanan 13.990 lira gelir vergisinden beyan ettiğimiz 70 bin lira menkul sermaye iradının ya da kar payının 1/5'i olan 14 bin lirayı veya yukarıda aldığımız kar payını eklediğimiz 1/9 tutarını burada tevkifat olaraktan mahsup ediyoruz ve 10 lira iadesi gereken vergiyi de devletten geri alıyoruz. Evet, buradaki 1/9 istisna kazançları veya gelir vergisi kanunumuzun 61. maddesi kapsamında 19.8 stopaja tabi tutulmuş olan kar payları için alınan kar payının 1/9'unu ekliyoruz. Yarısını vergi dışı bırakıyoruz. Geri kalan yarısı 53'ü geçerse beyan ediyoruz. Ve beyan ettiğimiz durumda beyan ettiğimiz menkul sermaye iradını ya da kar payının 1/5'ini tevkifat gibi mahsup ediyoruz. Bir diğer istisnamız dar mükellefe tabi olan bir kurumdan 2017 yılında elde edilmiş olan kar payını 2021 Ağustos'ta dağıtılmış ve alınan kar payı 127.500 lira olmuş. Kar dağıtımı sırasında 22.500 lira gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Ne yapıyoruz? Aldığımız 127 bin lira kar payının tevkifatı birleştiriyoruz. 150 bin lira bürütleştiriyoruz yani. Dikkat ederseniz dar mükellef kurumdan alındığı için 22. madde göre istisnamız olmadığı için istisnayı uygulamıyoruz. Direktman 150 bin lira kar payını beyan ediyoruz. Hesaplanan 37.190 liradan ise kar payının dağıtılma sırasında kesilen 22.500 lira mahsup ettikten sonra 14.690 lirayı iki taksitle ödemiş oluyoruz. Müteferrik istisnalarla ilgili konuda arkadaşlar bunların çok detayına girmeyeceğim. Bu istisna sizin zaten beyanname verilmiyor. Bunları geçiyorum. Müteferrik istisnalarla ücret istisnasına devam ediyoruz. Evet, devam. Diğer istisnaların ise gider karşılıkları 24. madde, tazminat ve yardımlar 25. madde, vatan hizmetleri yardımları 26, tesisat ve tayin bedelleri, tahsil ve takip ödemeleri, teşvik, ikramiye ve mükafatlar, sergi ve panel istisnalar olmak üzere bu istisnalar içinde ne yapıyoruz? Beyanname vermiyoruz. Ancak bu sayılan istisnalardan iki tane özellik olan konuyu anlatmak istiyorum. Gider karşılıkları. Eğer bir hizmet erbabı Büyükşehir Belediye sınırları dışındaki bir yere hizmet yapmak üzere gitmişse giriş ve geliş için gerçek yol giderlerinin tamamını ödüyoruz ve vergi dışı bırakıyoruz. Artı en yüksek devlet memurlarına verilen
harcak miktarını aşmamak üzere gidilen yerde sabah, öğle, akşam yemeği ve yatma karşılığı verilen harcak tutarlarını da ne yapıyoruz? Vergiye tabi tutmuyoruz. Eğer bunu aşan miktarda bir ödeme yapmışsak o takdirde arkadaşlar aşan kısmını o dönemin, o ayın ücret modasına eklenmek suretiyle vergiye tabi tutuyoruz. Tabii ki ödeme net olduğu için bunu brütleştirmek suretiyle matraha ilave ediyoruz. Bir diğer konu tahsil ve takibat ödemeleriyle ilgili. Bu konuda çok eski bir gelir vergisi genel tebliği var. Bu tebliğde dikkat edildiği üzere eğer ki hizmet erbabının çocuklarına eğitim karşılığı bir ödeme yapmak istiyorsak o tebliğde belirtilen koşullara uygun bir mukabele yapılması ve okul bittikten sonra o işlerin de islam edilmesi, hizmet yapılması amacıyla böyle bir işlem yapılırsa o takdirde ne yapıyoruz? Bu kişi için verdiğimiz ödemeleri, öğrenci ya da tahsil ödemeleri için herhangi bir vergileme yapmamız söz konusu. Aksi takdirde ödeme yapmışsak bunları ne yapıyoruz? Kesinlikle hizmet erbabının ücretine ilave etmek suretiyle vergiye tabi tutmuş oluyoruz. Biliyorsunuz hizmet erbabına her ne adla olursa olsun yapılan bütün ödemelerden ne yapıyoruz? Ücret olarak vergiye tabi tutuyoruz. Bunun bir istinası var. Eğer işten atılması nedeniyle yargıya başvurmuş ve işe dönme kararı almış olan mahkeme kararında şu kadar lira maaş ödemesi, şu kadar lira tazminat ödemesi yazılmış ise dikkat, maaş ödemeleri tevkifata tabidir ama tazminat ödemelerinden herhangi bir vergi kesilmeden ödemenin yapılması gerekir. İşte buradaki mahkeme kararındaki tazminat ödemesi hizmet erbabının kendi rızasıyla ödemiş olduğu tazminat adı altındaki ödemeyle karıştırmaması lazım. Eski dönemlerde hatırlarsınız bunu karıştırmıştır Maliye Bakanlığı maalesef. Onlar üzerinden daha sonraki düzenlemeyle bu uygulamadan vazgeçildi ve yapılan uygulamalardaki haksız vergilemelerde mükellefe iade işlemi yapıldı. Bunu da bilelim. Evet. 31. maddemizdeki engellilik indirimi uygulamasına bakıyoruz. Eğer bir hizmet erbabı çalışma gücünün %80'ini kaybetmişse birinci derecede, %60'ını kaybetmişse ikinci derecede, %40'ını kaybetmişse üçüncü derecede engelli sayılacağı için birinci derece engelliler için her ay için 1500 lira, ikinci derece engelliler için 860 lira, üçüncü derece engelliler için her ay itibariyle 800-380 lira ne yapıyoruz? Engellilik indirimini ücretine uygulamak suretiyle kalan üzerinden vergiliyoruz. Tabii ki sadece hizmet erbabı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için değil, aynı zamanda engelli serbest meslek erbabı ile serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi çocukları ve anne babası için de aynı uygulama yapılması gerekecektir. Yani indirimli, engel indirimden yararlanabilecektir. Öteden beri serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi beyannamesi veren serbest meslek erbabı 2021 yılında elde ettiği meslek kazancı 145 bin olup bakmakla yükümlü olduğu ikinci derece engelli çocuğu varmış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öteden beri olduğu için 860 bin çarpı 12 ne yapıyoruz? 10.320 lirayı vermiş olduğu yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen 145 bin liralık mesleki kazançtan düşüyoruz. Geri kalan 132.680 lira üzerinden matrah beyan etmek suretiyle vergimizi ödüyoruz. Aynı şekilde 13.7.2021 tane işe başlayan ve birinci derece engelli olan serbest meslek erbabı 2021 yılında elde etmiş olduğu kazancı 86.370 lira olduğunu kabul ediyoruz. Ve bu zaman ne yapıyoruz? İşe başladığı ay dahil olmak üzere yıl sonuna kadar ay süresi 6 aydır. Birinci derece engelli olmasına 1500 lira çarpı 6'yı çarpıyoruz. 9.000 lirayı. Elde ettiği 86.300 lira meslek kazancından düşmek suretiyle 7.370 lira üzerinden beyannamesini vermiş ve vergisini ödemiş oluyor. Bir diğer örneğimizde, üçüncü örneğimizde öteden beri serbest meslek erbabı gelir vergisi beyannamesi veren birinci derecede engelli olan serbest meslek erbabı ve 2020'de elde ettiği meslek kazancı 78.450 lira ve bakmakla yükümlü olduğu ikinci derece engelli çocuğu varmış. O zaman ne yapıyoruz? 12 aylık bir süre olduğu için
serbest meslek erbabı için 1500 çarpı 12, engelli çocuğu için 860 çarpı 12 toplamı 28.320 lirayı ne yapıyoruz? Elde edilen 78.450 lira üzerinden mahsup ettikten sonra 50.130 lira beyannamede beyan edip matra üzerinden vergimizi hesaplamış oluyoruz. Evet, bu istisna uygulamasının arkasından bu sene son uygulanan, yani yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerimiz uygulayacaktır. Demin söylemiştim, eğer elçilik ve konsoloslukla çalışan Türk vatandaşları için, ne yapıyor, hizmet erbabı için bunların o konsolosluklar veya elçilikler vergi tevkifatı sorumlu olmadığı için aldıkları gelirlerini, 2020 elde gelirleri 2022'nin bu ayı sonuna kadar yıllık beyanname vermeleri gerekecektir. Ve asgari geçim indirim uygulaması da bu sene son olacaktır. Dolayısıyla 2022'den itibaren artık asgari geçim uygulamasına son verilmiş oldu. Bunu da ileride tekrar edeceğim. 2021 yılı ücret gelirinin vergilenmesi asgari geçim uygulaması gerekmektedir. Buna göre ücret elde edildiği takvim başındaki 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı alınır. Hizmet erbabı için bunun %50'si. Çalışmayan, geliri olmayan eş için %10, ilk iki çocuk için %7,5'dan 15, üçüncü çocuk için %10 ve üçüncü çocuktan sonraki her bir çocuk için %5 olmak suretiyle bir uygulama indirim oranı uygulanır ve bu indirim uygulaması sonucunda kalan kısım dedir vergi kapsamı dışında bırakılır. Hemen bunun bir örneğini verelim. Tabii burada çocuk, özür dilerim, çocuk tabirini de belirtelim. 18 yaşından küçük olanlar ile 18 yaşını geçip 25 yaşını aşmamış olan ve yüksek tahsilde olan kişi çocuklarımızı ne yapıyoruz? Asgari geçim indirim uygulamasından yararlandırmış oluyoruz. Tabii eşe geldiğimiz zaman imam nikahlı eşi değil, resmi nikahlı eşliğinde dikkat alacağımızı burada da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla 2021 yılı asgari yıllık ücretin tutarı, brüt tutarı 42.930 lira olmuş ve çalışmayan bir eş var. 4 çocuğu olan hizmet erbabı 2021 yılının Ocak ayında hesaplanan gelir vergisi 593 lira 46 kuruşmuş. Tabii ki bu vergi geçim indirimi uygulanmadan önceki vergisi tutarı. Ne yapıyoruz? Hizmet erbabı için %50, çocuk eşi için %10, iki çocuk için %15, sonraki üçüncü çocuk için %10, dördüncü çocuk için %5 olmak üzere toplamda %90 oranında bir indirim uyguluyoruz. Asgari geçim ücretimiz brüttoları 42.930 lira olduğu için bunun %90'ı 38.637 lira nedir? Bir yıllık yararlanarak indirim tutarıdır. Bunun da %15'i ne yapar? 5.795 lira olur. İşte bu hizmet erbabı 5.000 yıl içinde 2021 yılında aldıkları ücretlerden toplam 5.795 lira 55 kuruş ne olacak? Az beyan edecek ya da maaşı o kadar yükselecek. Bu uygulamaya baktığımız zaman aylık olaraktan 400, yani 5.795'i 12'ye böldüğümüz zaman aylık 480.96 kuruş çıkıyor. İşte Ocak ayında 593 lira 46 kuruş vergi ödemesi gereken hizmet erbabınınla asgari geçim indirim uygulanması sonrasında 482 lira 96 kuruş daha fazla ödeme yapılacak kendisine ve dolayısıyla ödeyeceği vergi 593 lira 46 kuruş yerine 110 lira 50 kuruş olacaktır. Aynı uygulamayı yıllık beyanname veren bir mükellef için de yapıyoruz. Aynı uygulama. Alınan ücret tutarı 130 bin lira olsun. Yıllık beyanname veriyoruz. Bu kişi o yıl içerisinde 2021 yılında 12.300 liralık bir eğitim gideri varmış ve vergi muafiyeti olan bir vakfada 7.200 liralık bir bağışta bulmuş. Ne yapıyoruz biz? 130 bin lira ücret gelirini beyan ediyoruz. Eğitim sağlık harcamaları 130 binin %10'u aşmamak suretiyle 12.300'ün tamamını düşüyoruz. Bağışa geldiğimiz zaman 7.200 lira bağış olmasına rağmen 130 bin liranın %5'i 6.500 lirayı olduğu için biz ne yapıyoruz? 7.200 lira bağışı 6.500 liradan düşüyoruz. Geri kalan 111.200 lira matrah kalıyor.
Bunun vergisi 25.114 lira. Asgari vergiye bakıyoruz. 5.795 lira demin örnekte gördüğümüz gibi. Bunu da düştükten sonra bu hizmet erbabı 25.114 lira yerine 5.795 lira noksanıyla 19.318 lira 45 kuruş gelir vergisi ücreti nedeniyle vergiyi ödemek durumunda kalacaktır. Tabii ki bu vergiyi de iki eşit taksitle ödeyebilecektir. Evet, isnalara mükerrer gelir vergisi kanunumuzun 80. maddesinde belirlendiği üzere menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkılması sağlanan değer artı kazançları hariç olmak üzere 2021 yılında elde edilen değer artı kazançlarının 19 bin lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. Tabii istisna kazançlar için beyanname verilmeyeceğini burada tekrar belirtmek isterim. Arizi kazançlarda ise bu rakam, hemen baştan söyleyeyim, 43 bin lirası bir kısım, ancak henüz başlanmamış ticari, zirai ve besleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar tamamı vergiye tabidir. Burada belirtilen 43 bin liralık isnadan yararlanmaları söz konusu değildir. Dikkat, tabii artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında alınan para o ihaleye fesat karıştırılması anlamında geldiği için de bunun herhalde bir formülü vardır gelir yazarken. Dolayısıyla burada bunu hatırlatalım. Dolayısıyla bu iki kalem unsur 43 bin isnat dışında tamamı vergiye tabi olacak. Bunun 43 bin liraya geçmediği takdirde herhangi bir beyanname verilmesi söz konusu olmayacak. Bunlar kanunda belirtildiği üzere ticari faaliyeti ile bu faaliyet mahiyetteki olan işçilere tavasül edilme elde edilen gelirler, serbest meslek faaliyetinden elde edilen gelirler arizi olarak da yapılmış veya bir iş yerinin terk edilmesi karşılığında elde edilen veya ticari kazan veya meslek kazanın terk edilmesi karşılığında elde edilen veya gayrimenkul tahliyesi ve kiracı haklarının karşılığında devralınan tazminat ve peşlemalık bedelleri de bu kapsamda nedir arkadaşlar? Vergi 43 bin liraya kadar istisna kapsamındadır. Evet, gerçek usulde vergiye tabi olanların terk ettikleri işlerin nedir? Elkleri kazançlar, değersiz bir alacağın tahsil edilmesi gibi bunlar da nedir? Bu istisna kapsamında değerlendirilecektir. Evet, dar mükellefete tabi olanların arizi olarak yaptığı ulaştırma için elkleri kazançlar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Arizi kazançlarla ilgili birkaç örnek verelim. Bakkali işi yapan bir mükellef 19.2021 tarihinde işi terk etmiş ve bu tarihe kadar 22.700 ticari kazanç elde etmiştir. Ticaret erbabı işi terk ettiği zamanda kendi adına fatura düzenleyerek bir kısım bakkaliye malzemeleri terkinden sonra elden çıkarmak suretiyle de 32.300 lira arizi kazanç elde etmiştir. Şimdi burada dikkat edelim. Bakkaliye faaliyetinde bulunan kişi işi terk ettiği vergilendirme, işin biliyorsun terk etmek vergiye tabi olmaya gerekli her türlü işlemin sona erdirmesi demektir. Dolayısıyla işi terk eden bakkal Ahmet Efendi diyelim, bu kişi dükkanda kalan malları kendi adına faturalıyor, KDV'ye tabi tutuyor ve artık mükellefiyeti, ticari kazançla ilgili mükellefin tamamen kapatıyor. Sadece elde ettiği 22.700 lira ticari kazancı var terk ettiği tarihe kadar. Daha sonra kendi adına faturaladığı malları da pazar takibi veya şu şekilde bu şekilde satmak karşılığında da 2021 yılında 32.350 lira gelir elde etmiş oluyor. Bu kazanç arizi ticari kazançtır ve 42 bin lira, 43 bin liralık istisna sınırına bağlıdır ve dolayısıyla sadece beyan edecek rakam 22.750 liradır. Tamam mı arkadaşlar? Evet, bir başka örnek. Emekli bir mali müşavir 2021 yılında arizi olarak yaptığı bir danışmanlık hizmeti karşılığında 32.550 lira elde etmiştir. Alınan bu rakam 43 bin lira geçmediği için kesinlikle vergiye tabi değildir. Beyanname verilmesine gerek yoktur. Evet, bu uygulama itibariyle indirimli oran uygulamasında
Tabii bu var mı bilemiyorum ama Maliye Bakanlığı tebliğlerinde bu dönemde de aynı yazılmış. 1-1-2006 tarihinden önce ihraç edilmiş her nevi tahvil ve hazine bonosu, bonoları ile toplu konut ve özelleşme idaresi çıkarılan menkul kıymetin elde tutulması veya elden çıkarılma suretiyle 2021 yılında sağlanan gelirin beyanla uygulanmak üzere indirim oranı hesaplanmış ve bu indirim oranı 1'in üzerinde 2.17 çıktığı için de bu şekilde elde edilen gelirlerin beyannameye dahil edilmesi söz konusu olmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla 1'in altında olsaydı o takdirde o rakam oran üzerinden ne yapacaktır? Bu gelirlerden o oran üzerinden bir indirim yapıp daha kalan kısmını beğenecek ama bu uygulama maalesef şu anda varsa bilmiyorum, eğer örnek olarsa size gelirse bu maddemize göre bu türlü gelirlerin beyan etmesi söz konusu olmayacaktır. Yine gelir vergisi kanunumuzun menkul ameliyatları istisnasını geçici 62. maddemiz var ki bunu başta söylemiştim. Bu maddemiz kar dağıtımı yapan bütün şirketlerin mutlaka göz önünde bulunması lazım. Buradaki ifadeyle şöyle söylüyoruz. 31-12-1998 ve daha önceki vergilendirme dönemlerinde elde edilmiş kurum kazançlarının 2021 yılında dağıtılması halinde elde edilen bu kar payının üzerinden bir, herhangi bir vergileme söz konusu olmayacaktır. Yani gelir vergisinden istisna edilmiştir. Dolayısıyla kar payını alan gerçek kişiler de aldıkları kar payının herhangi bir şekilde beyan etmeleri söz konusu değildir. Zira 31-12-1998 ve önceki yıllarda şirketler kar dağılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisinden sonra arta kalan kısım üzerinden tevkifat yapıldığı için böyle bir düzenleme yapılmıştır ve istisna kazanç kapsamında vergiye tabi tutulmayacak. Kar payı alanlar da bu karları için herhangi bir beyanda bulunmaları söz konusu olmayacaklar. Tabii ki bunun örneğini verirsek 98 yılında elde edilen karı 2021 yılında bir şirket dağıtmışsa bu şirketten kar payı alan gerçek kişi ki 660.150 lira kar payı alsa almıştır. Alınan bu kar payı beyan edilmeyecektir. Çünkü 62. madde kapsamında vergiden istisna edilmiştir. Yatırım indirimi istisnası gelir vergisi kanunumuzun geçici 69. maddesinde kapsama dahilinde 2005 tarihinden önce 31-12-2005 tarihinden önce indirilememiş ya da zarar nedeniyle veya matrahiye tersi nedeniyle indirilememiş ve 2021 yılına intikal etmiş olan yatırım indirim tutarları ne yapıyoruz? 2021 yılı ticari zirai kazancımızdan indiriyoruz. İkincisi 24-3-2003 tarihinden önce yapılan başvurula istinaden yatırım teşvik belgesi alınmışsa gelir vergisi kanunun ek 1 ve 6. maddede biliyorsun mülga edilmiştir. İşte bu kapsamda 1-1-2006 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar nedeniyle hesaplanan yatırım indirim istisnasını 2021 yılına kadar taşınmışsa bunları ne yapacağız? Ticari kazançtan veya zirai kazancımızdan yatırım indirim istisnasını düşeceğiz. Üçüncü uygulama ise bir mülga 19. maddemiz vardı biliyorsunuz. Yatırım indirimi istisnası kaldıktan sonra şöyle bir düzenleme yapılmıştı 19. maddede. 1-1-2006 tarihinden önce başlanılan belgesiz yatırımlarda ne yapıyoruz? Harcamanın %40'ını yatırım indirim istisnası olarak düşüyorduk. İşte bu şekilde %40'lık bir harcamamız var ise ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden bir binayı da 2006 tarihinden sonra yapmışsak ve bununla ilgili %40'lık yatırım indirim istisnasını kar yetersizliğinde 2021'e kadar taşımışsak 2021 yılında beyan ettiğimiz ticari ve zirai kazancımızdan %40'lık yatırım indirim istisnasına ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Dolayısıyla burada tabii düşerken de endeksleme yapmayı unutmayalım. Evet. Bir başka bir konuya geçiyoruz. Üçüncü grup olaraktan tam mükellef tabi olanlar tarafından 2021 yılında elde edilen hangi gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur. Hemen bunun birincicikle ne yapıyoruz? Gelir vergisi kanunun 64. maddesi kapsamında kazançları basitle tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler,
Özel inşaat statlerinde ücretle çalışılan inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye radyanında çalışanlar gerçek ücretlerin tespitine imkan olmaması sebebiyle Danıştay'ın müsbet mütalasıyla Maliye Bakanlığı'nca bu kapsama alınanlar aldıkları bu ücretler için 2021 yılı için beyanname vermeyecekler. Peki 2022'de ne yapacaklar? Asgari ücret tutarını, yıllık asgari ücret tutarını aşanların her biri yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olduklarını da burada hatırlatmak isterim. Evet, gelir vergisi kanunumuzun tam mükellefiyete tabi olanlar tarafından gelir vergisi kanunu 86. maddesine göre beyan edilmeyecek gelirler. Biz bunu 7 ana grupta topluyoruz. Birisi işletme büyüklüğü ölçüsünü aşmaması nedeniyle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler elde ettikleri gelirler için beyanname vermeyecekler. İkincisi, sahibinin ticari veya mesleki ticari faaliyetten bağlı olmaksızın gelir vergisi 75. maddesinin 15-16 numaralı bentlerinde belirtilen tüzel kişiliğe ait emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketlerinden alınan aylık ve ödemeler ile bireysel emekliden alınan menkul sermaye iratları için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler. Çünkü bu belirtilen kazançlar üzerinden dağıtım sırasının elde edilme sırasında %15 gelir vergisi tevkifat yapıldığı için nihai vergileme olduğu için ayrıca beyan edilmesine gerek olmayacak. Üçüncü grupta istisna adları içinde kalan kazançların beyanname vermeyecek. Eğer meskeni kiraya veren kişi 6500 lira kira geliri elde etmiş, yani 7000'in altında bir kira geliri elde etmişse bu gelir için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek olmayacak. Gelir vergisi kanunumuzun 94. maddesi kapsamında gelir vergisi kesinti yapılan tek işverenle alınan ücretin tutarı, dikkat, 650 bin lirayı geçmiyor ise beyanname verilmeyecek, yapılan tevkifat nihai vergileme olacaktır. Beşinci grupta gelir vergisi kanunu 94. maddesi kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş 2'den fazla işlemden hizmet erbabı ücret almışsa o takdirde 2'den birden sonraki 2 ve daha sonraki hizmet erbabının alınan ücretlerin toplamı 53 bin lirayı geçmiyor ise herhangi bir beyanname verilmeyecek, yapılan tevkifatlar nihai vergileme olacak. Buradaki 53 bin liralık 2'den sonra hizmet erbabında ücret alınırsa buna bakıyoruz. Ayrıca tüm hizmet erbabının aldığı bütün ücretlerin toplamı da aynı zamanda 650'yi geçmeyecek. Bu da bu yapılan düzenlemede. Evet, bunların örneklerle belirtirsek hizmet erbabı 2021 yılında A işverenden 25 bin lira, B işvereninden 10.500 lira, C işvereninden 185 bin lira ücret gelir elde etmiştir. Burada birden fazla işverenden alınan ücretlerde ilk işverenin belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı tebliğiyle mükellefe ihtiyarına bırakmış. İstediği bir herhangi bir işverenden alınan ücreti birinci işveren kabul edebilir. Biz burada genellikle örneklerimizde en yüksek alınan ücreti birinci işverenden alınan ücret olarak örneklerimizi koyduk. Ama isterse mükellef burada örnek gördüğünüz gibi düşük ücretli 10.500 liraya da ben ilk işveren kabul ediyorum deyip de bildirimde bulunması söz konusu olduğunu söylüyorum. Evet, buradaki 3 işverenden alınan ücretin 2'den sonrası 185'ten sonraki kalan 25 bin 10 bin lira 35 bin 500 lira olduğu için bu da 53 bin lira beyansının aşmadığı için toplam ücretin de 185 dahil toplamı da 650 bin geçmediği için ne yapıyoruz? Bu hizmet erbabı herhangi bir beyanda bulunması söz konusu olmayacaktır. İkinci örneğimiz de aynı şekilde hizmet erbabı A işverenden 180 bin, B işverenden 15.700, C işverenden 9.250 lira, D işverenden 11 bin lira ücret geliri elde etmiş ama D işverenden alınan ücret üzerinden herhangi bir tevkifat yapılmamıştır. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Burada en yüksek ücretin dışında kalan 3'ünü topluyoruz. 15 bin, 9 bin, 11 bin, 36 bin, 53'ü geçmediği için beyanname vermiyoruz. Toplam gelirlerinde 650 geçmediği için beyanname vermiyoruz ama D işverenden alınan ücret üzerinden herhangi bir tevkifat yapılmadığı için D işverenden aldığımız 11 bin lira ücretin tamamını beyan ediyoruz. Burada bir hatırlatmak isterim.
tevkifata tabi tutulmamış 1 liralık bir ücret gelirimiz olsa dahi bunun için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundayız. Dolayısıyla tevkifata tabi tutulanlar için bu hesaplamada 53.650 sınırına bakıyoruz. Ama tevkifata tabi olmayanların tamamı üzerinden beyanname verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Üçüncü örneğimizde A işlerinden 150.350 lira, B işlerinden 18.540 lira, C işlerinden 35.000 lira ücret geliri elde etmiş ve toplamı 53.000 lira geçmediği için beyanname vermiyoruz. Tabii ki bizim 150.000 lira ücret geliri toplamıyla beraber hesaptan gelirmez kesinti tamamen mahsup edilir. Dolayısıyla buradaki dikkat etmemiz gereken en önemli konu işverenden alınan, A işlerinden alınan birinci işveren o tercih edildiği, bu ücretin de B ve C işlerinden alınan ücretler toplamı 118.053.000 liraya geçtiği için ne yapıyoruz? Buradaki aldığımız gelirin tamamını yani 150.000 lira dahil olmak üzere toplam 203.925 lira olarak beyan ediyoruz. Her ne kadar tüm işverenlerden alınan ücret 650.000'i geçmemiş olmasına rağmen bu örneğimizde birden sonraki işverenden alınan ücretin toplamı 53.000 lira geçtiği için tamamını beyan etmek zorunda oluyoruz. Evet. Dördüncü örneğimizde 2021 yılında A işverenden 625.000, B'den 15.000, işveren C'den 25.000 lira ve D'den de 9.000 ücret alınmışsa bu zaten 650 geçtiği için bütün tamamını ne yapıyoruz? Beyan ediyoruz. 2'den sonrakiler 53.000 altında kalmasına rağmen bütün işverenden alınan ücretlerin tamamı 600'de geçtiği için bunun da tamamını ne yapıyoruz? Beyan etmek zorunda kalıyoruz. Bir diğer örnekte ücret geliri var 170.000 lira. İkinci işverenden alınan 38.650 lira, kar payı alınmış 8.000 lira, 2.400 lira vergi kesilmiş ve isnat sonrası kalan kısım %50'si yani, brüto 16.000 lira. Mesken kiramız var 5.000 lira, vergi kesintisi yapılmamış, sadece %15 götürü gider uygulanmış. İş yeri kirası var 9.000 lira, brüto bunun neti 7.650 lira, 125 lira vergi kesilmiş, götürü gider seçilmiş. Ticari kazanç 9.500 lira. Arzi serbest meslek kazancımız 1.250 lira. Tabii istisnadan arta kalan 1.250 lira olup bunun üzerinden yapılan %20 stopaj da nedir arkadaşlar? 250.000 liradır. Evet, bunun çözümüne baktığımız zaman iki işverenden alınan ve vergisi kesinti yoluyla ikinci işverenden alınan ücret toplamı 53.000 TL ve tüm ücretlerin toplamı 650.000 lira beyansının altında kaldığı için ne yapıyoruz? Burada ücretlerimizi beyannameye dahil etmiyoruz. Ücret gelirin dışında vergi tabi gelirlerin toplamı 8.000, 6.000, 9.000, 9.500, 1.250 lira. Toplam 33.750 lira olup dikkat burada gelir vergisi kanunumuzun 86. maddesinde ücretler dışında vergiye tabi gelirlerin toplamı 53.000 lirayı geçmediği sürece o zaman ne yapıyoruz? Beyannameye dahil etmemiz gereken ve üzerinden tevkif sorduğumuzda vergi kesmiş olan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarımızı beyannameye dahil etmiyoruz. Buradaki ücret geliri ayrı değerlendirecek ve ücret geliri dışında diğer 6 gelir unsuru ise toplamı 53.000'i geçmeyecek. 53.000'i geçmediği zaman vergisi tevkif olmuş olan gayrimenkul sermayeleri ve menkul sermayeleri beyannameye dahil etmiyoruz. Geçerse tüm geliri beyannameye dahil etmek zorundayız. 86. maddemizin temel direklerinden bir tanesi bu. Yukarıda saydıklarımızın dışında 6. grupta da diyor ki işte 53.000 lira bir sınır var. Vergiye tabi diğer gelirler. Bu da nedir? Ücret dışındaki menkul sermayedatlı, gayrimenkul sermayedatları, ticari kazanç, sırayı kazanç, mesleki kazanç ve diğer kazanç ve iratlar olduğunda burada tekrar etmiş olayım. Bir örnek veriyoruz. B şahsı 2021 yılında 180.000 lira vergi kesilmiş birinci işverenden, 54.500 lira vergisi kesilmiş ikinci işverenden ücret almış. Dolayısıyla ikinci işverenden alınan ücret 54.500 lira 53'ü geçtiği için ücretin tamamını 180 artı 54.000 liraya beyan ediyoruz. Kar payı almış 7.000 lira 3.500 lira
Vergi kesilmiş 1050 lira isnat sonrası. Mesken kirası varmış 2550 lira. %15 götürü uygulamış. İş yeri kirası varmış 6800 lira. 1000 lira vergi kesilmiş. %15 götürü gider. Ve ticari kazanç varmış 8000 lira. Hemen burada baktığımız zaman bir kere ücretlerin toplamı 53'ü geçtiği için toplamı 234.500 lirayı beyan ediyoruz. Burada tereddüt yok. Ücretin dışında vergiye tabi gelirleri 22.500 lira olup bu da 53.000 sınırı geçmediği için burada beyannamede vergi toplamı içerisinde 23.300 lira için yer alan vergisin suyu ödenen 8.000 lira iş yeri kirasıyla 3.500 lira menkul sermaye iradını beyannameye dahil etmiyoruz. Kalan 8.000 lira ticari kazanç ile mesken kirası 3.000 lirayı toplam 11.000 lira ile yukarıda belirttiğimiz üzere ücreti topluyoruz. 234.000, 245.500 liradan beyanlıyoruz. Yani ücret gelirimizin tamamı ile ticari kazancımızı ve meslek kazancımızı beyan ediyoruz. Ve dolayısıyla bunun üzerinden hesaplanan vergiden ise kesinti yolu ödenen vergilerimiz varsa bunları tabii ücrette var zaten onları da mahsup ediyoruz. Bir diğer örnek, biraz daha geliştirmiş bir örnek. Birinci işverenden alınan 90.000, ikinci 18, üçüncü ücretten 5.000, 9.000 lira olmak üzere 4 işverenden vergisi kesinti yoluyla ücret almışız. Tabii ki burada hemen bakıyoruz. 2'den sonraki alınan ücretlerin toplamı 53'ü geçmediği ve toplamda da 600'e geçmediği için ücretleri beyan etmiyoruz. Dolayısıyla ikinci grupta ne yapıyoruz? Gelir vergisi kanununun 60. maddesi kapsamında. Şimdi arkadaşlar burada çok iyi dikkat edin. Gelir vergisi kanunumuzun geçici 67. maddesi, geçici 68. maddesi ve geçici 72. maddesi kapsamında alınan gelirler, yapılan tevkifatlar nihai vergileme olduğu için kesinlikle 86. maddedeki 53.000 veya 650.000 liralık beyan sınırının toplamında dikkate almıyoruz. Yani geçici 67, geçici 68 ve geçici 72. madde göreyince alınan ücretler için beyanname ancak ve ancak tamamen farklı olarak dikkate alacağız. Hesaplamada dikkate almayacağız. Başka gelirlerimiz varsa bile bu 67, 68 ve 72. madde gereğince elde ettiğimiz gelirleri beyannameye dahil etmeyecek. Bir parantez açıyorum. Bunun bir istisnası var. Sadece gelir vergisi kanunumuzun geçici 72. maddesi kapsamında sporcular tarafından alınan ücretlerin ve ücret sayılan ödemeler üzerinden tamamından tevkifat yapıldığı için 650.000 liraya kadar beyanname verilmesine gerek yoktur. Ama 31.12.2021 tarihi itibariyle bir sporcunun aldığı ücret gelirlerinin toplamı maaş olabilir, ikramiye olabilir, prim olabilir, ne adla alırsa olsun veya transfer ücreti olabilir. Alınan rakam 650.000 liraya geçiyorsa sadece ve sadece sporcular yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek konumunda olacaklardır. Dolayısıyla onun dışındakilerin beyanname vermeleri söz konusu olmayacak. Dolayısıyla gelir vergisi kanunu geçici 67. madde kapsamında gelir vergisi kesine tabi tutulan ticari işletmeye dahil olmayan mevduat faizleri, repo gelirleri ve menkul gibi alım satım kazançları miktarı ne olursa olsun bu toplamda dikkate alınmayacaktır. Yani 53.000 hesabında ya da 650.000 hesabında dikkate alınmayacaktır. Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve vergiye tabi gelirlerin toplamı 35.800 lira olmasa hasabıyla ne yapıyoruz? 53.000 sınırı aşmadığı için tevkifata tabi tutulmuş olan menkul sermaye iratları ile vergisi kesin süre ödenmiş olan iş yeri kirasını beyannameye dahil etmiyoruz. Mesken kirası 10.200 lira olaraktan ne yapıyoruz? Ticari kazançımızla beraber mesleki kazancımız toplamı 25.450 lira beyan ediyoruz. Dikkat, burada mesken kirası için dikkat edilirse istisna uygulanmamıştır. Çünkü mesken kirasını elde eden ticari kazancı olduğu için istisna uygulamasına maalesef yararlanmamış oluyor. Evet,
86. maddemizin en son vergi beyannamesine dahil edilecek gelirler içinde şöyle bir cümle kullanılmış veya hüküm konmuş. Vergi kesintisine veya istisnaya konu olmayan ve toplamı 2800 lirayı geçmeyen menkul ve gayrimenkul sermaye yıraklar için beyanname verilmesine gerek yoktur. Şimdi dikkat. 86. maddedeki 53 bin lira ve 650 bin lira rakamları bir istisna sınırı değildir. Beyan sınırıdır. Ancak 7. fıkrada belirtildiği üzere bu 2800 liralık kısım ise 2800 liraya kadar bir istisna gibi dikkate alıyoruz. Ama 2801 lira olursa bunu bir beyan sınırı olarak dikkate alıyoruz. Dolayısıyla yurt dışından elde edilmiş bir gelirimiz varsa, menkul sermaye aldığımız varsa, tabii istisnaya ve tevkifatı konu olmadığı için aldığımız bu kar payı veya faiz mevduat menkul sermaye aldı veya kira gelirimiz fark etmez. Toplamı 2800 lirayı geçmediği sürece herhangi bir beyanname vermiyoruz. Birinci örneğimizde belirttiğim üzere alacak faizinden dolayı gerçek kişi 2021'de 195 lira 25 kuruş, yurt dışı bir bankadaki mevduatından dolayı 200 lira faiz gelir elde etmiştir. Biz dolar kurunu 11 lira 985 olarak dikkate aldık ve bunun toplam TL karşılığı 2397 lira. Toplamı 2592 lira olduğu için ne yapıyoruz? 2800'ün altında kaldığı için herhangi bir beyanda bulunmuyoruz. Ancak ikinci örneğimizde ise yurt dışı bir bankadan 3500 liralık USD doları faiz almışsak bunu 11.95 çarptığımızdan 42.187 lira faiz geliri ile 780 lira alacak faizimiz var. Bunu topluyoruz ve 42.967 lira 2800'ü geçtiği için tamamını beyan ediyoruz. Buradaki vurgulamak istediğim konu şu. Gelir vergisinin 86. maddesindeki 53 bin lira ve 650 bin lira bir beyan sınırıdır. Herhangi bir istisna kapsamında değildir ve bunu vurgulamak istiyorum. Ve dolayısıyla sadece 2800 liraya kadar olan da bir istisna gibi dikkate alıyoruz beyanname verilmediği için. Ama 2800'ü aşarsa mutlaka tamam üzerinden beyanname vermek zorunda oluyoruz. İkinci örnekte olduğu gibi. Geçici 67. maddemiz kapsamında 1-1-2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve bankalar veya aracı kurumlar vasıtasıyla alınan menkul net alım satım kazançlarından dolayı elde edilen gelirlerden ilgili banka veya aracı kurumlar %15 gelir vergisi yaptıkları için bu nihai bir vergilemedir. Dolayısıyla gelirin toplanmasına dikkate almıyoruz, beyan etmiyoruz. Ancak burada bir istisna var. Eğer ki menkul kıymet alım satımından dolayı bir işlemden zarar edilmişse veya birden fazla işlemden zarar edilmişse o takdirde arizi bu şekilde değersiz kazancı elde eden mükelleflere arzu ettikleri takdirde ihtiyarına bırakılan bir beyanname verebilirsin denmiş. Dolayısıyla A bankasından alınan menkul kıymetten kar edilmiş, B bankasından alınan menkul kıymet alım satımından kar edilmiş ve %15 stopaj yapılmış ama 3. bankadan veya aracı kurumdan alınan menkul kıymetlerden zarar edilmişse işte bu zarar miktarımızın mahsup edilerekten vergi iadesi almak amacıyla isteyen mükellefler bu genç 67. madde kapsamında ihtiyar olarak gelir vergisi beyannamesi verebilirler. Ancak verilen beyannamenin özelliği var. Onu tekrar etmek istiyorum. Verilen beyannamede sadece ve sadece değer artışı kazançları yani menkul sermaye iratları bunları beyan ediyoruz. Alım satım kazançlarını beyan ediyoruz. Ve beyan ettiğimiz gelirden oluşan zararımızı mahsup ediyoruz. Geri kalan kısım üzerinden ise dikkat, gelir vergisi kanunumuzun 103. maddesindeki tarife uygulamıyoruz. Sadece %15 vergi oranını uyguluyoruz ve bu hesapladığımız vergiden ise tevkif edilen vergileri mahsup ettikten sonra aradaki farkı devletten geri alıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde verilen beyanname sadece ve sadece 67. madde kapsamında menkul kıymet alım satımına ilişkin değer artışı kazanç beyannamesi olacaktır. Başka gelirlerle birleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Evet. Tabii ki gelir vergisi kanunu geçici 67. maddesinde sadece bu değil, diğer mevduat faizleri var. Faiz dolu kredi verenlere ödenen kar payları var.
Gene aynı şekilde kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kar payları, özel finans kurumlarına kar zarara katılma karşılığında ödenen kar payları ve repo gelirleri ile sermaye piyasası kanununa göre kurulan menkul kıymetleri yatırım fonları ile menkul kıymetleri yatırım ortaklıklarının kurumlar ve istinad edilmiş olan portföy kazançlarından elde edilen gelirler bu kapsamdadır. Yani bu saydıklarımız üzerinden ilgili kurumlar tarafından tevkifat yapıldığı için nihai vergilemedir. Demin söylediğim gibi menkul kıymet alım satımından elde edilen bir kazancın yanında zarar varsa bu zararı mahsup ediyoruz. Dolayısıyla geçici 67. maddesi kapsamında örneğin ücret gelirim veya ticari kazancım var, ne bileyim 50 bin lira ama repo gelirlerim var. Ticari kazanç içinde dahil etmediğim kendi özel gelirim var. Ve bununla mesela 500 bin lira gelir elde etmişsem bu geçici 67'ye göre elde ettiğim 500 bin lira faiz geliri beyannameyi dahil etmiyorum. Sadece ticari kazancımı beyan etmiş oluyorum. Evet, gelir vergisi kanunumuzun 68. maddesi kapsamında elde edilen gelirler içinde yıllık beyanname verilmesi söz konusu değildir. Hemen söylüyorum. 6132 sayılı at yarışları hakkında kanun gelince lisans sahibi veya lisans sahibince etkilendirilmiş kişiler tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yabakları ve antrenörleri 30.12.2025 tarihine kadar aldıkları ücretler üzerinden sadece tek oranlı %20 tevkifata tabi tutulur ve miktarı ne olursa olsun bu şekilde elde edilen gelirlerden kesilen vergi nihai vergilemedir. Beyanname verilmesi gerekse bile bu kişi, bu jokeylerin, jokey yamaklarının ve antrenörlerin %20 kesintiye tabi olmuş olan ücretlerini beyannameye dahil etmeleri söz konusu olmayacaktır. Tabii ki burada vergi adaletine baktığımız zaman vergide adaletsizlik olan durumlardan bir tanesi de budur. Evet. Geliyoruz vergide adaletsiz olan uygulamadan bir tanesi. Geçici 72. maddemiz. İşte burada 31.12.2025 tarihine kadar sporcuya yapılan ücret ödemelerinden 650 bin lirayı geçmemiş olan ücretler gelir vergisi kanunu geçici 72. maddesi kapsamında yapılan tevkifat nihai vergileme olacak. Ancak 650 bini geçmesi halinde alınan ücretlerin, yani sporun aldıkları ve tevkifat tabi ücretlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. Dikkat! Hesaplanan vergiden ise spor kulüpleri tarafından kesilen ödendiğinin kanıtlanması, tefsik edilmesi kaydıyla 650 bini aşan gelirin beyanında hesaplanan vergiden mahsup edilecek. Eğer tabii ki bu tefsik edilemiyorsa maalesef sporcu beyan ettiği 650 bini geçen gelir üzerinden tekrar %40 oranında vergi ödemek durumunda kalacak. Dolayısıyla burada tabii sporcular yapılan ödemelerden spor kulüpleri stopaj yapsa bile ödemelerin çoğunun yapılmadığını hepimiz biliyoruz. Tefsik edilemeyeceği için o zaman kıyamet kopacak diye düşünüyorum. Tabii bugüne kadar daha ses gelmedi ama herhalde ay sonuna kadar böyle bir ses gelebilir. Evet, dar mükellefe tabi olanlar tarafından 2021 yılında elde edilen hangi gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez düzenlemesine baktığımız zaman dar mükellefe tabi olanlar Türkiye'de aldıkları ücretler, stopaj tabi ücretlerden, serbest meslek kazançlarından, menkul sermaye iratlarından, gayrimenkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname vermeleri söz konusu değildir. Tabii ilk dördü için tevkifat söz konusudur ama diğer kazanç ve iratlar için ise kazancın elde edilmesinden itibaren 15 günde gelir vergisi beyannamesi, özel beyanname verecekleri için bu kişiler, dar mükellef kişiler, o gelirler için zaten vergilerin için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi vermelerine gerek olmayacaklar. Evet, beşinci grupta da kimler hangi gelirler nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar? İşi terse çeviriyoruz. Kimler beyanname vermek zorunda? Baktığımız zaman tüccarlar, adi ve kolektif şirketler, her bir ortak, adi ve hesaplı komandlı şirketler, komandlı ortakların her biri ayrı ayrı yıllık gelir vergisi beyannamesi, kazanç elde etmeseler bile, zarar etseler bile veya faaliyetsiz olsalar bile mutlaka bu grupta olanlar, tüccarlar yıllık gelir vergisi beyannamesi verir. Serbest meslek erbab aynı şekilde gelir elde etmese, zarar etse beyanname verecek. İşletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftler de beyanname verecektir. Biliyorsunuz
İşletme ölçülü büyüklüğünü aşmayan çiftçiler gerçek usulü vergiye tabi olmadıkları için bir önceki slide anlattığım gibi onlar beyanname verilmeyecek. Evet, gelir vergisi 86. maddesi kapsamında beyanname nasıl verilecek onu hemen tekrar edelim. Üzerinden gelir vergisi kesin yapılmayan ücretler için beyanname kesin verecek. Bunu zaten örneğin vermiştim D işlerinden alınan diye. Tek işlerinden alınan ve tevkif suretiyle tevkifat tabi tutulan ve toplamı 650 bini geçmiş olan ücretler için beyanname veriyoruz. Birden fazla işverenden ücret alınmış ve birden sonrakinden alınan ücret 53 bini geçmişse beyanname veriyoruz. İstisna kapsamını aşan gayrimenkul sermaye iradı ve arzi kazançlar için beyanname 19 bin ve 43 bin geçerse beyanname veriyoruz. Ücretler dışında vergiye tabi gelirlerin toplamı 53 bini geçmesi halinde gelir vergisi kesintiden yapılmış olan menkul ve gayrimenkul sermaye iradlarımızda beyannameye dahil ederek beyan ediyoruz. Hesaplanan vergiden kesintileri mahsup ediyoruz. Vergi kesintisi ve istisnaya konu edilmeyen ve toplamı 2800 lira geçmeyen menkul ve 2800 lira geçen menkul ve gayrimenkul sermaye iradlarında ne yapıyoruz? Beyanname veriyoruz. Demin vermediklerimizi söyledik. Burada da vereceklerimizi söylemiş oluyoruz. Evet, gelir vergisi kanunumuzun 86. maddesinde 103. maddeye atıf yapılmak suretiyle belirtilen 53 bin lira ve 650 bin lira bir beyan sınırı olduğunu tekrar etmek istediğim için buraya yazdım. Tabii bu 53 bin 650 bin lira sınırla ilgili Cumhurbaşkanı'nın kararnameyle bu rakamı değiştirmeye etkisi olduğunu da burada belirtmek istedim. Evet, gelir vergisi kanunu 60. maddesine göre beyan edilecek gelirlere bakıyoruz. İvasız olarak iktisap edilen ve tam mükellef kurumlara ait ve 2 yıldan fazla elde tutulan hisse senetleri dışında kalan ve 1-1-2006 tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasaları araçtan elde edilen çıkarılması sağlanan kazançları için ne yapıyoruz arkadaşlar? Beyanname vermek zorundayız. Tabii 1-1-2006 tarihinden önce çıkmış olan menkul sermaye iratları için. 1-1-2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil, hazine bonosu ve toplu konu idaresi ve özelleşim idaresi çıkarılan menkul kıymetin elde tutulması veya elden çıkarılması sağlanan gelir için mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi veriyoruz. Hemen burada hatırlatayım. 1-1-2006 tarihinden sonra olanlar için geçici 67. madde düzenlemesi olduğu için bu tarihten öncekiler için mutlaka beyanname vermek durumunda. Tabii böyle bir menkul kıymet bu tarihe kadar varsa. Ayrıca dar ve tam mükellefiyete tabi olan kurum olanlar gelir vergisi kanunu geçici 67. maddesi kapsamında gelir vergisi kesine tabi tutulan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmak doğan kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verebilirler. Bu tamamen ihtiyarı. Evet. Yapılan tevkifat oranı %15 olduğunu söylemiştim. Nasıl beyanname geçici 60'a göre arzi olaraktan ya da isteğe bağlı beyanname verileceğini de bir önceki dönemde anlatmıştım. Evet, gelir vergisi kanunu geçici 72. maddesine tekrar söylüyoruz. 650 bin liralık sınırı aşarsa sporcunun aldığı ücret geliri 650 bini geçerse tamamından tevkifat yapılmış olsa bile ne yapıyoruz? %40 oranında müterakket vergiyi almak için ne yapıyoruz? Bunları beyanname vermelerini gerekli olduğunu kanun düzenlemesinde yer verildiği için bunu alıyoruz. Tabii ki 650 bin lira üzerinden hesaplanan vergiden ise tevkif edilen verginin ödenmiş olduğunun ispatı kaydıyla mahsup edebiliyoruz. Evet. Zararların mahsubu konusuna gelince çok basit bir cümleyle gelirin toplanmasının bir sonucu olaraktan 7 gelir unsurundan oluşan karlardan sadece ve sadece diğer kazanç ve iratlar dışında kalan gelir gruplarından oluşan zararlarımızı 5 yıllık süreyi aşmamak suretiyle beyannamede ayrıca gösterilmek kaydıyla mahsup edebiliyoruz. Dolayısıyla diğer kazanç ve iratlardan dolayı oluşan zararları ancak ve ancak aynı mahiyetteki diğer kazanç ve iratlardan mahsup ediyoruz. Mahsup sonrasında vergiye tabi bir kısım kalıyorsa onu beyannamemizi dahil edip vergisini ödüyoruz. Eğer eksik oluyorsa hala zarar mahsup edilmemişse ya da zarar çıkıyorsa o diğer kazanç ve iradı beyannamemize dahil etsek bile o zararı diğer 6 gelir grubundan mahsup etmemiz söz konusu olmayacaktır. Devam ediyorum.
zarar olarak mahsup edeceğimiz kısım mali bilanço zararımızdır. Ve dolayısıyla mali bilanço zararımızın tamamını 5 yıllık süreyi aşmamak suretiyle beyan ettiğimiz gelirlerden mahsup ediyoruz. Bunun bir istisnası da diğer kazanç ve ihratlardan oluşan zararlardır. Tabii ki tam mükellefiyete tabi olan gerçek kişiler yurt dışından da eldikleri gelirler Türkiye'de vergiye tabi olursa o takdirde elde ettikleri yurt dışı gelirlerinden dolayı oluşan zararları da yurt dışında mahsup edilmemek veya gider yazılması mümkün olmamak kaydıyla ve bunun belgelenmesi kaydıyla zararlarımızı ne yapıyoruz? Türkiye'de mahsup ediyoruz. Dikkat! Yurt dışında elde edilen gelirler Türkiye'de vergiye tabi değilse ve bu kapsamda 2022-21 yılında bir zarar söz konusu da tabii ki bu zararın Türkiye'de vergiye tabi olmayan gelirden elde edildiği için bu zararın Türkiye'de mahsup edilmesi söz konusu olmadığında burada belirtmek isterim. Evet, 5 yıllık süre çok önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yıllık gelir vergisi beyannamesi veren beyan ettiği gelirlerden gelir vergisi kanunu 89. maddesinde yazılı indirimleri yapabilecektir. Önemli olan konu şu, bu indirimlerin mutlaka tevsik ve ispat edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla eğer bir gelir vergisi mükellefi beyan ettiği gelirin %15'ine kadar asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak suretiyle ödemiş olduğu emeklilik primi ödedikleri katkı paylarını ne yapacak? Düşebilecektir. Aynı zamanda kendisinin, eşinin ve çocuklarının için yapmış olduğu ölüm, kaza, hastalık, sakatlık gibi tahsil ve doğum gibi şahsi sigorta primlerinde ödenmiş olmak ve %50'sine kadar kısmını ne yapacak? Beyannamede indirebilecektir. Tabii bunların şartları ödenen sigorta primlerinin geri alınmaması ve Türkiye'de kurulmuş bir sigorta şirketi ödenmiş olması şartlarını da arayacağız. Mükellefin kendisi ve çocukları için ilişkin Türkiye'de yapılan ve gelir vergisi ve eğer kurumlar vergisi mükellef olan alınacak belgelerle tefsik edilmek kaydıyla beyan ettikleri gelirinin %10'una kadar olan eğitim ve sağlık harcamalarını düşebilecekler. Şimdi burada arkadaşlar bir uygulama İstanbul'da duyduğum kadarıyla bir serbest meslek erbabı vermiş olduğu beyannamesinde eczaneden almış olduğu yazar kaşa fişleriyle 89. maddedeki sağlık harcamaları tefsik etmiş olmasına rağmen şöyle bir soruyla karşılaştılar. Siz serbest meslek erbabısınız. Dolayısıyla fatura almak zorundasınız. Dolayısıyla bunları fatura olmadığı için bunları kabul etmemiz mümkün değil şeklinde bir vergi dairesinin ve aynı zamanda galiba Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı'nda bir özelgesi var. Hemen söylüyorum. Gelir vergisi kanunumuzun 89. maddesi kapsamında hangi gelir grubundan olursa olsun yıllık beyannamesi veren her mükellef bu maddede yazılı indirimlerden yararlanır. Bu indirimlerden yararlanırken de fatura veya benzeri belgelerle harcamaların tefsik eder. Dolayısıyla eczaneden alınan bir ilacın fatura düzenleme sınırının altında kalması nedeniyle aldığımız yazar kasa fişleri indirim uygulamasında dikkate alınır. Serbest meslek erbabı sadece serbest meslek kazancının belirlenmesinde fatura almak zorundadır. Dolayısıyla bu giderleri tefsik etmek için fatura alma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla böyle bir konuyla karşılaştığın zaman kesinlikle bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla 89. madde yazar kasa fişleri, perakende satış fişleri, fatura aynen geçerlidir. Tek şartımız şu, bu belgelerin aldığımız firmaların mutlaka Türkiye'de gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması lazım. Eğer bir vakıf üniversitesinde eğitim gören çocuğumuz için aldığımız fatura burada geçerli değildir. Çünkü eğitim vakıf üniversiteleri kurumlar vergisine tabidir, değildir. Her ne kadar katma değeri tabi olsa bile bu uygulamadan dolayı aldığımız belgeyi bu madde kapsamında indirim konusu yapamayız. Dolayısıyla veya bir vakıf
üniversitesinin hastanesinden yararlanmışsak, evet, buraya yaptığımız ödemeler karşılığındaki aldığımız faturalarda da bu madde kapsamında indirimden yararlanmamız söz konusu değildir. Çünkü onlar verdikleri faturalarda muaf diye yazarlar. Dolayısıyla bu belgeleri kullanma olanağımız yoktur. Serbest meslek faaliyetinin bulunan engeller ile beyanından gelinir kendileri için serbest meslek erbabı ayrıca bakmak mümkün olduğu engelli çocukları varsa bunların engel derecelerine göre hesaplanan engellik indirimlerini de beyannamede beyan edilen serbest meslek kazancından indirebilirler. Beyan edilen gelirin %5'i kalkınmada önceki yörelerde %10'unu aşmamak şartıyla yapılan her türlü bağış ve yardımları da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu madde kapsamında indirebiliyoruz. Evet, genel ve özel bütçeli dairelere, katma bütçeli özel idare belediyeleri ve köylere bağışlarını okul, sağlık tesisi, 100 yataklı kalkınma, 50 yataklı kapasitesi en az olmamak üzere öğrenci yurtları, çocuk yuvaları gibi huzurevleri, bunlara yaptığımız bağışların tamamı, dikkat edin, tamamı beyan ettiğimiz gelirle sınırlı olmak suretiyle bunları da beyannamede düşebiliyoruz. Örneğin serbest meslek kazancımız 100 bin lira. 100 bin liraya kadar böyle bir rehabilitasyon veya bakım evine harcama yapmışsak tamamını düşüp matrasız beyanda bulunabiliriz. Maliye Bakanlığı belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda ve temizlik, yiyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinde ne yapıyoruz? Beyanname üzerinden hesapladığımız kazançla sınır olmak üzere de düşebiliyoruz. Kültür ve tabiat varlıklarımızı korunmasına yönelik olarak kanunumuzun 89'da 7. maddesinde sayılan bağış ve yardımların tamamının miktar sınırı olmaktan düşüyoruz. Tabii beyan ettiğimizi kazancın üstünde olursa bunları düşemiyoruz. İşte bu tabiat varlıklarımızın korunması, muhafaza edilmesi, restore edilmesi, korunması gibi amaçla yapılan bütün harcamaları bu kapsamda düşebiliyoruz. 8. kapsamda da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevler hakkında kanun gereği Türk Futbol Federasyonu kuruluş ve görevi hakkında kanun uyarınca yapılan sponsorluk harcamalarının amatörler için tamamı, profesyonel yapılan harcamalarının %50'sini beyannamede düşebiliyoruz. Burada hemen söylemek istediğim en önemli konu şu: futbol dışındaki bütün spor müsabakaları amatör olduğu için bunlara yapılan destekler, sponsor harcamaları tamamını düşüyoruz. Ancak futbolla bir harcama yapmışsak bunun yanında %50'sini düşebiliyoruz. Cumhurbaşkanı'nca başlatılan ve yardım kampanyalarına makbuz karşılığında yapılan aynı ve nakdi ödemelerin tamamını düşebiliyoruz. Beyan ettiğimiz gelirle sınırlı olmak üzere. Bir sınırsız indirimde Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığında yaptığımız aynı yardımların tamamını düşebiliyoruz. Dolayısıyla aynı diyorum, özür dilerim, nakdi yardımın tamamını düşebiliyoruz. Eğer elde ettiğimiz serbest meslek kazancı 500 bin lira, kalkıp da Kızılay'a 500 bin lira nakit yardımında bulunursak 500 bin serbest meslek kazancı, bağış 500 bin, indirdiğimiz zaman matrasız beyannamede verebiliyoruz. Vergi Usulü Kanunu'nun 325'e A maddesi kapsamında girişim sermayesi fonu olarak ayrılan ve beyan edilen gelirin %10'una kadar olan kısmını ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Burada hatırlatmak isterim, bu uygulama nedeni söylüyorum. Eğer bir kişi 2021 yılında kazancından girişim sermayesi fonuna bir bedel ayırmışsa ve bu bedeli de direkt girişim sermayesi fonuna yatırmışsa 2021 yılında, yatırılan veya ayrılan, öyle diyeyim, ayrılan veya ayrılıp yatırılan tutarın beyan edilen gelirin %10'una kadar olan kısmını ne yapıyoruz? Sadece ayırmak değil, yatırmış olsa bile o yıl için bu miktarı 2021 yılında ayırdık, Ocak ayında, Şubat ayında da gittik fonu almışsak aldığımız fonu tutarının beyan ettiğimiz gelirin %10'una kadar olan kısmını ne yapıyoruz? Bu madde kapsamında 89'a göre beyannamede gösterilerekten indirim konusu yapıyoruz. Evet, yurt dışında bulunan kişi ve kurumdan Türkiye'de verilen, burada tamamen yurt dışında bulunan kişilere verilen ve mimar, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe, kayıt tutma, çağrı merkezi gibi bu faaliyetlerden dolayı veya sağlık ve eğitim harcamaları, sağlık ve eğitim yapmışsak bunlardan elde ettiğimiz karın, giderlerden arta kalan karın %50'sini verdiğimiz beyannamede düşebiliyoruz. Eğer siz yurt dışında bulunan bir
vatandaşa, yabancı uyrukluya Türkiye'de bir sağlık hizmeti vermişsiniz. Bu sağlık hizmetinden dolayı 100 lira para kazanmışsanız bu 100 lira kar ya da şöyle 200 lira gelir elde ettik, 100 lira harcama yaptık, 100 lira net karımız var. İşte bu 100 lira net karın 50 lirasını ne yapıyoruz? Beyannamede düşüyoruz. Ancak bunun içinde bu sayılan hizmetlerin karşılığında elde edilen gelirler ile bunlar için yapılan harcamaların ayrı bir yerde tutulması ve tefsik edilmesi şartında burada hatırlatmak isterim. Engelliler hakkındaki kanuna göre kurulan korumalı iş yerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmalı güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için kişi ve kurumlarda karşılanan tutarlar dahil olmak üzere ödenen ücretlerin %100'ünü beyannamede düşebiliriz. Eğer böyle bir kişiyi istihdam etmişsek yapmış olduğumuz ücret ödemelerinin tamamını ayrıca gider yazıyoruz. Ayrıca beyannamede ne yapıyoruz? Bu miktarı düşmüş oluyoruz. Beyanname üzerine hesaplanan vergiden neleri mahsup edebiliyoruz? Bunu da bir başlık halinde hemen kısa kısa söyleyeyim. Ticari kazanç sahipleriyle serbest meslek erbabı ödemiş olmak kaydıyla geçici vergilerini mahsup ederler. Tam mülkiyete tabi kurumlarda elde edilen kar payları brüt tutarlarının yarısı yıllık gelir vergisi beyanlaması dahil edilmiş olmak koşuluyla kar payının tamamından kesilen vergiyi anlatmıştım. Onu mahsup ediyoruz. 1-1-1999-31-12-2002 tarihler arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlarla istina edilen kurum kazançlarının dağıtılması nedeniyle alınan kar payları 1/9'unu alınan kar payına ekliyoruz. Yarısını vergi dışı bırakıyoruz. Geri kalan yarısını beyan ettiğimiz takdirde beyan ettiğimiz kar payının 1/5'ini tevkif olaraktan mahsup ediyoruz. Eski hükümlere tabi olarak yararlanan ve üzerinde 19.8 gelir vergisi tevkifatı yapılan yatırım indiriminden dolayı 2021'de bir kar payı almışsak aldığımız kar payının 1/9'unu ekliyoruz. Yarısını vergi dışı bırakıyoruz. Geri kalan yarısı 53 geçtiği için beyanname veriyoruz ve hesaplanan vergiden ise beyan ettiğimiz karın yani menkul sermayede veya kar payının 1/5'ini vergi tevkifatı olaraktan mahsup ediyoruz. Yukarıdakinin aynısı, dörttekinin aynısı. Evet, yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilen ve yukarıda sayılan gelirler dışında gelirler nedeniyle yurt içinde kesilen vergi, kesinti yolu ödenen vergileri mahsup ediyoruz. Tabii ki beyannameye dahil ettiğimiz banka faizlerimiz varsa ticari kazançlı veya kurum kazancı nedeniyle bu faizler için kesilen vergileri de bu kapsamda ne yapıyoruz? Mahsup ediyoruz. Yıllık gelir vergisi beyanlamamız dahil edilmiş olmak koşulu ile kazançları için yurt dışına ödenen vergileri tefsik ve ispat edilmek kaydıyla aynı şekilde ne yapıyoruz? Yurt dışına elde edilen kazancı Türkiye'de beyannameyi dahil edip beyan etmişsek yurt dışına ödenen verginin ilgili resmi idareden alınan belgeyi Türk Elçilik Konsolosluğu'na onaylatıyoruz. Türkçe tercümesi edip beyannameye dahil ediyoruz. Bu beyannameye dahil ettiğimiz üzere yurt dışına ödenen vergiyi Türkiye'de o kazanç ne kadar vergiye tabi ise o tutarı aşmamak suretiyle ne yapıyoruz? Mahsup işlemini yapıyoruz. Eğer biz bu belgeyi beyannamenin vereceği 31 Mart'a kadar elde edemiyorsak o takdirde yurt dışına ödenen vergi miktarı tabii Türkiye'deki vergi miktarını aşmayan kısmı tahakkuk edecek, tecil edilecek. Bir yıl içerisinde gerekli belgeler getirilirse terkin edilecek. Eğer belgeler getirilmezse mükellefinden gecikme zammıyla beraber ne yapacak? 6183 sayılı kanuna göre ertelenen vergi mükellefinden tahsil edilecektir. Bunu bir örnek yardımıyla anlatmak istiyorum. Bir mükellef 2021'de yurt içinde ticari faaliyetten 215 bin lira gelir elde etmiş. Yurt dışından da 85 bin lira ticari kazanç elde etmiş. Yurt dışından alınan 85 bin lira üzerinden ise %38 oranında 32.300 lira vergi kesintisi yapıldığını kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu iki geliri beğeniyoruz. 215.085 topluyoruz. 300 bin lira ve 300 bin lira üzerinden hesapladığımız vergi 89.690 lira oluyor. Diyoruz ki eğer 300 bin lira gelir için bizim vergimiz 89.690 liraysa yurt dışına elde edilen 85 bin lira gelir için ne kadar vergi ödememiz gerekir? Bu oranlama yaptığımız zaman da çıkan rakam 25.412 lira oluyor. Dolayısıyla biz tahakkuk eden 89.690 liradan yurt dışında ödenen ve tefsik ettiğimiz belgeleri tefsik ettiğimiz 25.412 lirayı mahsup ediyoruz. Her ne kadar kesilen vergi 32 bin lira olsa bile bu tevkif 25 bin lira bu
beyan edilen 85 bin lira Türkiye'de vergi alınacak tutarı aşmadığı için bu miktarı mahsup edebiliyoruz. Dolayısıyla 64.278 lirada ödenecek vergi iki taksitte ödemiş oluyoruz. Evet, buraya kadar anlattıklarımızın tamamı 2021 yılında elde edilen ve 2022 yılının Mart ayında verecek beyannamelerde dikkate alınması gereken konulardır. Ama biz konumuzu slaytlarımızı hazırlarken bir de 2022 yılında uygulansa bile bazı yeni değişiklikler, düzenlemeleri de kısa kısa belirtmek istedik. 7332 sayılı kanunla bayağı köklü değişiklikler yapıldı. Bunlardan bir tanesi 840 bin mükellefi ilgilendiren basit üstü vergiye tabi olan mükellefler 1-1-2021 tarihinden itibaren vergi dışı bırakıldı, vergiden istisna edildi. Ancak bunların belge almaları, belge düzenlemeleri ve diğer bildirimleriyle ilgili düzenlemeler aynen muhafaza edilmekte. Dolayısıyla ben de şu bir çağrışım yapıyor. Herhalde 2023 yılından sonra bu mükellefler aynı şekilde kapsama alınıp aynı şekilde basit üstü vergilendirmeye devam edecek diye düşünüyorum. İkinci olaraktan gelir vergisi kanunumuza eklenen 20B maddesi kapsamında bir internet ortamında sosyal ağ sağlayıcı üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi paylaşımlar nedeniyle bir gelir elde edilmişse elde edilen bu gelirler 1-1-2022 tarihinden itibaren dikkat 650 bin liraya kadar olan kısmı vergiden istisnadır. 650 bini geçer ise tamamı vergiye tabi olacaktır. Tabii bunun için de bu hizmeti verenler bankada bir hesap açacaklar. Aldıkları bütün gelirler bu banka ya intikal hesaba dahil edecek. Hesaba geldiği takdirde bankalar bunun üzerinden %15 oranında ne yapacaklar? Vergi tevkifatı yapacaklar. Evet. İstinaden yararlanma koşullarıyla ilgili işte dediğim gibi bankada hesap açılacak ve tevkifat yapılacak uygulaması 650'de geçmeyecek. Hatta burada bilmiyorum siz de dikkat ettiniz mi bilemiyorum. Kanun gerekçesinde çok enteresan bir cümle var. 650 bin lira cüzi bir rakam olup bunun defter beyan sistemiyle beyan edilmesine gerek yoktur şeklinde bir gerekçe var. Arkadaşlar meslek erbapları olaraktan acaba bir yılda 650 bin lira kazanan var mı içimizde? Çok enteresan bu düzenleme. Onun için bunun ancak ve ancak ikinci gelir dilimi olan 53 bin lira sınırlı olması lazım. Bunda da bir bit yeniği var. Ben anlamadım. Gerçekten enteresan bir düzenleme, bunu söyleyebilirim. Evet, buradaki düzenlemeden sonra üçüncü grupta da ne yapıyoruz? 20'ye C maddemiz var, gelir eklenmiş. Bu evet olması gerekendi. Kamu kurumları tarafından tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi istinası getirilmiştir. Ve tevkifat 94. madde göre tevkifat uygulaması son verilmiştir. Ayrıca daha önceki uygulamalar nedeniyle tevkifat yapılanlar ise zaman aşımına uğramamak suretiyle gelir vergisi kanunumuzun geçici 92. maddesindeki düzenlemeyle bunların iade alınması söz konusu olmuştur faiziyle beraber. Evet, bu bir elle verilenin diğer elle alınma düzenlemesine bu şekilde son verilmiştir. Gelir vergisi kanunu mükerrer 101. maddesi kapsamında 4. geçici vergi uygulamasına son verilmiştir. Bu sene 2022 yılının 4. geçici vergi beyannamesini vermiyoruz. Dolayısıyla güzel bir uygulama. Evet, gelir vergisi kanunu mükerrer 120. maddesinde yapılan düzenleme uyumlu mükelleflere biraz daha yararlanmalar için düzenlenmiştir. Hemen burada da gene bir serzenişte bulunmak istiyorum. Gelir vergisi kanunumuzun ya da vergi mükelleflerine bir af yasası çıkarttığımız zaman iki basit şart koşuyoruz. Diyoruz ki bir, kardeşim sen süresinde yazılı beyanda bulun, dilekçeni ver. Ödemeleri taksit zamanlarında zamanda öde. Başka bir şart koşmuyor. Ama vergiye uyumlu mükelleflere vereceğimiz %5 için 9 dereceden su getirtiyoruz maalesef. Dolayısıyla işte bu 9 dereceden su getirilen bu madde düzenlemesinde 7338'de bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre uygulama yapıldıktan sonra geçmiş yıllarla ilgili yapılan bir tahriyatta tahriyatın yapılması değil, yapılan tahriyatın kesinleşmesine bağlanmıştır. Ve bu kesinleşme tarihi de
uygulama tarihinden sonra yapılmışsa, kesinleşmişse o takdirde uygulanan %5 indirimden yararlanma şartı ortadan kaldırılmayacaktır. Bu yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Biraz sonra anlatacağım. İkinci şartımız ise ayrıca indirimin hesaplanacağı beyan dönemindeki en yüksek tutarın %1'ine kadar eksik ödemelerde bu %5 uygulamasının yararlanmak konusuna etki etmeyeceği belirlenmiştir. Hemen söylüyorum. Eğer siz gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, ticari kazanan serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerine bu %5'lik indirimi sağlıyorsanız, mükellefin diğer vergilerden dolayı mükellefiyeti ilgili konuları şart olarak koymak bu maddenin düzenlenmesini engellemekten başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu maddenin yeniden eline alıp sadece ticari zirai mesleki kazançlar ile kurum kazançlarına uygulanmak üzere gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerin zamanında verilmemesi, ödemelerin zamanında yapılması çok basit iki cümleyle bu şartın yeniden kaleme alınmasını öneriyoruz. Hep de bunu söylüyoruz maalesef. Evet. Diğer vergi borçlarının telkini, evet, bu da kurumlar vergisi kanunda yapılan düzenleme diyorsunuz. O da şu, 32'ye geçici 32A maddesi kapsamında gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu 32A maddesinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması getirilmiştir. Burada yapılan indirim katkı payını aşmamak kuralı var. İşte katkı payını siz eğer gelir katma değer ve özel tüketim vergisi dışındaki vergilerden telkin etmek sureti uygulamaya kalkmışsanız o takdirde dikkat, yine bir şart daha var. %10 oranında yararlandığınız katkı tutarından da vazgeçmiş sayılıyorsunuz. Yani %10'luk bir kısmının sen başka bir vergi borcundan mahsup konusunda yararlanabilirsin diyorsun ama arkasından da hemen diyorsun ki eğer sen bu şekilde yararlanırsan katkı payının %10'luğunu, o zaman diyor yararlandığın katkı payı tutarı kadar da ne yapıyorsun? Bir haktan vazgeçmiş oluyorsun diyorsunuz. Dolayısıyla bir maddeyle verilen hakkımızı hemen arkadaki bir diğer düzenlemeyle geri almış oluyoruz. Evet. 7351 sayılı kurumlar vergisi kanunu yapılan düzenleme, bu 5'e 1A maddesindeki iştirak kazançlı istinasını biraz daha genişlettiler. Dolayısıyla tam mükellef tabi diğer yatırım fon katılma paylarının elde edilen kar payları kurumlar vergisi istina edilmiştir. Dolayısıyla buradaki uygulama 5. maddemizdeki iştirak kazançları bir kat daha artırılmış oluyor. Evet, ikincisi 32. maddede yapılan düzenlemede ihracat yapan kurumlara münhasır ihracattan elde ettikleri kazançları kurumlar vergisi oranı %1 puan indirilir diyor. Aynı zamanda sanayi belgesi olan ve daha da üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerle münhasır üretim faaliyetinde elde ettikleri kazançlar içinde %1 puan indirim yapılıyor. Ancak hem ihracat hem üretim yapmışsa o takdirde sadece birinden yararlanıyor. Bu düzenlemede 1.2022 itibaren uygulamaya konulacak diyoruz. Evet. 7349 sayılı kanunla yapılan düzenlemede burada asgari ücret gelir vergisi kanunu 23. maddede yapılan bir düzenleme, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının işçi sosyal kurum sosyal sigorta kurumuna yapılan prim ve işsizlik sigorta primleri düştükten sonra kalan kısma isabet eden tutar 1.22'den itibaren vergiden istisna edilmiştir. Tabii istisna edildiği zaman tabii ki bu istisna mıdır yoksa indirim midir? Şimdi söyleyeceğim. Evet, bu bir istisnadır ama eğer asgari ücretin üstünde bir ücret alınıyorsa vergilerin hesaplanması sırasında istisna tutulan asgari ücret de matrağa dahil ediliyor. Hesaplanan vergiden ise asgari ücrete isabet eden vergiyi indirmek sureti uyguluyoruz. Bununla ilgili tebliğ açıklamaları oldukça geniş yapılmıştır ve dolayısıyla biz bunu ne yapıyoruz? Tek sıkıntı sanırsam şu, eğer hizmet erbabıyla net ücret anlaşması yapılmış olanlarda biraz hesaplama karışması vardır ama sanırsam bilgisayar uzmanları bunu da en kısa zamanda çözüp beyannamelere ya da bodrolara yansıtabilirler diye düşünüyoruz. Evet. 106 bu kanunla ilgili 106. maddede geçici olarak çalışanlar ibaresi kullanılmış ve kanunu 32 64 108 ve 309'a 1
maddeleri ortadan, yurttan kaldırılmıştır. Tabii 319. madde genel tebliğ var. O tebliğde oldukça geniş açıklama yapılmıştır. Buradaki 5004 lira brüt hizmet erbabına ücret ödüyorsak 15 lira primi düşüyoruz. Şey, %15 primi düştükten sonra 750-60 lirayı indirdikten sonra hizmet erbabının eline net 4253 lira 40 kuruş net gelir ele geçmiş olacaktır. Dolayısıyla bir bu kısmını vergiye tabi tutmuyoruz. Dolayısıyla yıllık gelirde 51.040 lira 80 kuruş oluyor. Hemen söylüyorum, 2021 yılında 50.040 lirayı aşmamış olmak kaydıyla gayrimenkul iade sahiplerinin, inşaatlarda çalışanlar veya özel hizmette çalışanlar beyanname vermelerine gerek olmayacak. Ama 51.040 lira 80 kuruş aşmış olmaları halinde bunlar mutlaka yıllık gelir vergisi beyannameleri vermeleri gerekecek. 53.040 lira kısım ise tabii ki beyannamede istisna olaraktan düşülecek. Evet. Evet, en son düzenlemede kur korumalı mevduat hesabı açılması ile ilgili. Tabii bunun süresi geçmiş olmasına rağmen kısaca şöyle söyleyebiliriz. 31.12.2021 tarihi itibariyle elimizdeki bulunan dövizleri, kasamızda veya bankamızda bulunan dövizlerimi döviz korumalı mevduat hesabına 3 ay, 6 ay, 9 ay veya 12 ay süreli yatırmışsak o takdirde öncelikle bu yatırdığımız yabancı para biriminden yıl içinde yapılan değerlemeler nedeniyle Aralık ayına 31 Aralık'a kadar yapılan değerleme sonucu oluşan kur farklarını ne yapıyoruz? Vergiye tabi tutmuyoruz. 2. Yaptığımız bu mevduat uygulamasından da faizleri tevkifata tabi tutmuyoruz. Eğer yatırıldığı tarih ile vade tohumu sonucunda kurda bir değişiklik olmuşsa aradaki farkın Merkez Bankası'nın ödenmesi süresiyle bunu da vergiye tabi tutmuyoruz. Bir avantaj sağlamış oluyoruz. Tabii ki burada bildiğiniz üzere ithalat, ihracat yapan firmaların 3 aylık, 6 aylık bir para yatırmaları söz konusu olmayabilir. Sadece elinde atıl tutanlar bu yasanın amir hükmünden yararlanmış olmaları mümkündür. Herhalde de yapılmış olanlar da var. En son yapılan düzenlemeyi de söylüyorum. Sadece yabancı para biriminde dolar olaraktan olanlar var. Euro olanlar var. Bir de sterlin olan 3 grupta olanlar var. Artı bir de altın var. Eğer bu 3 gruptaki olan şey altın da dahil olmak üzere onlar için de bu düzenlemeden yararlanma şansımız var. Ancak son yapılan düzenlemede 3 aylık veya 6 aylık vadeden sonra aynı şekilde vadeyi uzatmış olduğumuz takdirde de başlangıç yatırdığımız tarih, ilk hesaba açtığımız tarihteki kur ile vadenin en son vade sonundaki kur arasındaki değişim farkı da aynen uygulanacağı tebliğ açıklanmış oldu. Sanırsam bugün, ama okumadım, bugün de yine Merkez Bankası'nın yayınladığı bir altınla ilgili bir düzenleme var. Ona da bir bakarsanız yararlanıp yararlanmamız konusunda karar verilebilir. Evet. Evet arkadaşlar, açıklamalarımı burada bitirdim. Sorularınız varsa onları alabilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok seri, hızlı bir şekilde böyle bir şey tabiri kullan. Makine tüfek, evet. Maşallah. Hayır, uyumamanız için yaptım bunu, biliyorsunuz. Yok, yok, çok güzel. Çok güzel. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür tamam. ediyoruz. Soruları alabilirim. Şimdi, tabii. Değerli meslektaşlarım, tabii soruları sesli de sorabilirsiniz. Mikrofonlarınız... Bence sesli sorsa daha iyi olur tabii. Tabii. Açabilirler tabii. Mikrofonlarını. Tamam. Ben sadece bir konuda bir şeyde bulunmak istiyorum hocam. Tabii ki o şeylerinize katılıyorum. Basit usul konusundaki eleştiri ve biz başından beri söylüyoruz. Basit usulü bir ucube olarak gördüğümüzü. Bir de ilave olarak yeni bir şekil koydular oraya. Hani geri dönüş mutlaka olmalı. Kayıt dışıyla mücadele edilen bir ortamda tamamen kayıt dışına itilen bir veya kayıt dışı teşvik edilen bir vergilenme türünü kabul etmiyoruz biz de. Bu vergiye uyumlu mükelleflerde yine sizin eleştirinize ilave olarak sadece 3 yıl şartı var yeni başlayan mükelleften. Niçin yani? O da vergi ödüyor. Bu sene ödüyorsa yararlansın. Yani bir de kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Evet, hiç. Böyle 3 sene falan yok. Hayır. Katılıyorum. Evet. Evet. Yani biz yeni mükellefe 3 yıl içerisinde isnada bu %5'ten yararlanamasın anlamına gelir ki. İyi bekliyor. Çok anlamsız. Evet. Bekletiyorsun. Bir de belki meslektaşlarımıza bir hatırlatma, bilgilenme olur diye şey yapıyorum. Bu
Şimdi buradan okuyacağım. Genç girişimci istisnasında 75 bin liralık indirimin şöyle bir not olarak iletilmişti. Bu uygulanıyor da yıldır. Diyor ki genç girişim istisnasından 75 bin faydalanacak mükellefler için bilgilendirme diye ben özel defter beyan sistemindeki bir ilgiliden almıştım onu. Diğer indirimler bölümünden indirilmeyecek diyor. Yani bazı meslektaşlarımız diğer indirimler bölümünden indiriyorlar bunu. Çok saçma bir şey. Yani diğer indirimler bölümüne niçin yazılmasın bu konu? Beyannamenin düzenini bozuyor. Evet. Diyor ki şeyi düşüreceksiniz diyor. Yani bu işte bununla ilgili gideri, yani hesap özetini bozacak. Serbest meslek kazanç bildirimini ya da hesap özetini bozacak bir şekilde. Biz bunu yine kısaltılmış halde odadan yine ihtiyacı olursa duyururuz arkadaşlara. Bu da saçma bir şey oldu. Yani diğer indirimleri kullandırtmıyor gibi. Pardon Dilaver Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Tabii ki. Gelir vergisi beyannamenin üzerinde genç girişimler kazanç istisnası gelir vergisi kanunu mükerrer madde 20 diye yazılı. Beyanname'de evet, var bunun satırı. Var. Evet. Orayı yazıyoruz ama o şeyden düşmüyor. Bakın burada ben şöyle bir örnek vermiş orada. Demiş ki genç girişimci iki tane çok kısa belki faydası olur. Şuradan okuyayım. Kullanıcı tipi serbest meslek kazanç mükellefi. İstisna edilen kazançlara ilişkin bildirim tablosunda genç girişimciler kazanç istisnası geri vergisi kanunu mükerrer sizin dediğiniz mükerrer 20 alanına 50 bin TL yazılacak. Diyelim adamın 50 bin lira karı var ise diyor. 50 bin lira yazılacak. O kadar. Ama bakın düşmüyor. Diyor ki ikinci aşamada serbest meslek kazanç bildirim tablosunda gayri safi hasılat alanı manuel olarak 50 bin TL azaltılacak. Aa, yanlış o düşürmüyor. O yanlış. Yanlış. ama şeyden düşürmüyor onu. O rakamı buradan kendisi elle düzeltiyorsunuz oradan. Düşmeniz gerekiyor. Azaltılacak veya indirecek giderler alanı manuel olarak 50 bin TL artırılacaktır. Yani niye bozuyorsun sen benim şeyimi? Çok yanlış. Gelir tablomu, işte meslek özetimi ya da serbest meslek kazanç bildirimi. İkincisi de işletme defterinde de aynısını demiş. Orada da benzer aynı örneği vermiş. Yani burada bir sorun yaşanıyor. Bu sosyal medyada da çoğu yerlerde geçiyor tartışmalarda. Diğer indirimleri kabul etmediklerine, bunun doğru olmadığını da biz kendilerine de söyledik. Ben tabii. Şimdi arkadaşlardan sorusu olan arkadaşlar birlikte takip edelim isterseniz. Tabii. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Vallahi soru çıkmayacak gibi. Yani bugün tabii 40 kişiyle 40 gibiydi katılımcımız. Şu anda biraz düşmüş durumda. Olabilir canım. Zaten. Evet. Soru yoksa hocamızı zaten yorduk. Herkes çok iyi anladı hocam. Yani güzel de anlattınız. Güzel seri de gittiniz. Evet. Herhalde yok arkadaşlar. Ahmet Kavak hocama çok teşekkür ediyoruz. 2 saat devamlı. Maşallah. Ahmet hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir enerjiniz var. Bu enerjinin devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ekranı kaybederseniz o göreceğiz de gelen arkadaşları. Ekrandaki şey çıkış yapabilirseniz. Ama onları ben beceremeyeceğim. Tamam. Oldu galiba şimdi herhalde. Oldu. Tesadüf. Ahmet hocam notları satabilir misiniz? Notları Ahmet hocam notları da atabilir misin? Hayır, Turmap yasakladı onları. Evet. Öyle dediler. Maalesef. Öyle söylediler. Maalesef. O nedenle biz emir kuluyuz biliyorsunuz. Evet. Var mı arkadaşlar? Bir şey yok aslında. Mesela ben şahsen olsa ben hepsini paylaşıyorum. Herkese paylaşıyorum. Hiç önemli değil yani. Hocam orada şöyle demişlerdi. Belirlediği için ona saygı duymamız lazım. Evet. Daha öncesinde şöyle demişlerdi onlar. Ders sonuna eğitimler bitene kadar paylaşılmasın. Eğitimler bittikten sonra paylaşılsın gibi bir şey demişlerdi. Anladım. Olabilir. Belki öyledir belki. Bilemiyorum. Anda serisi devam ediyor eğitimlerin. Yani bu bizim Samsun eğitimi. Yarın başka yer var. Belki ondan sonra ama çok da geç kalabilir.
Sanırsam 29 arkadaş görevliyiz bu konuda. 29 arkadaş. Evet. Ben 5 evet. vilayeti Antalya, Mersin'e yaptım. Siz de Samsun. Eskişehir'le galiba evet. Sakarya odası belirlemediği için tarihi bilemiyoruz ne zaman yapacağım. Evet. 2 vilayet daha var. Evet. Evet, Mithat Hoca Üstadım, size de biz teşekkür ediyoruz. Buradan yazınızı gördüm. Yazmadan sesli cevap verelim. Size teşekkür ediyor hocam. Buradan sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet, Mustafa Üstad, teşekkürler. Sağ olun. İnşallah faydalı olmuştur. Yani öğrendik hocam, teşekkürler. Ya tabii ki bu örnekler olunca bir, elinizde bir not olsa daha iyi olur ama neyse, şimdilik böyle yaparız. Yine sorunuz olsa beni ararsın, hiç problem yok. Muhakkak bir faydası oldu. Tabii. O not konusunda tekrar görüşürüz. Bir şey yapabiliyor muyuz? Bakarız arkadaşlar. Tabii. Yani, çok iyi olsun. Notlarını atabilirlerse gerçekten çok iyi olur hocam. Tabii, siz tüm notlar görüşün. Ben bir görüşürüm. Bir bakalım ne yapabiliyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Tamam canım, evet, sağ olun. Var mı arkadaşlar başka? Sanırım yok herhalde hocam. Yok. Bir arkadaş canım, daha bence yazdı. Yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşüyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Tekrar görüşüyoruz inşallah. Sizlere. Hoşçakalın. Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın.